Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk hocam, merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar, bugün yine muhteşem bir ekip var. Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği oluşturacak olan ve geleceği hayal eden genç girişimciler, bugünden gerçekleştiren girişimciler. Sırasıyla herkesi sıradan tanıyalım isterseniz. Safayat Bey'le başlayalım. Safayat Bey, bir kendi tanıtır mısınız? İlk önce teşekkür ediyorum hocam. Böyle bir platformda davet ettiğiniz için ve de gelenekle Enes arkadaşa ve Özgür arkadaşa da teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. İsim Safayat Hüseyin, Bangladeşliyim. Şamsun'da şu an 19 Mayıs Üniversitesi'nde yüksek lisans okuyorum ve tez dönemdeyim şu an. Ben 2017'de inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldum ve şu an yüksek lisansla birlikte bir organizasyonun kurucusuyum. Ve onunla bir sürü projeler gerçekleşmeye çalışıyoruz. Bir abi Bangladeş'i anlatsana biraz. Programdan önce şey diyorduk, bizim memleket batıyor, Bangladeş'te evet, yer var mı diye. Sizin oralar nasıl, bir anlatsana. Bangladeş hocam Güney Asya'nın küçük bir ülke. Tabii ki ülke küçük ama nüfus sayısı çok fazla. 165 milyon nüfusu. Türkiye'nin iki kat. Sana. Ama Türkiye bizden 7 kat büyük bir ülke. Evet orada ya hocam... Metrekare olarak büyük Türkiye, nüfus olarak mı? Ekonomi nüfus olarak sayısı, nüfus olarak Bangladeş Türkiye'nin 2 kat fazla nüfus sayısı. Ama Türkiye ölçüm olarak bizden 7 kat büyük bir ülke. Ha, bayağı sizin yoğun o zaman. Yani aynen, Japonya hocam. Gibi yani. Evet öyle. Japonya gibi yani. Evet. Orası gibi. Coğrafya olarak nerede bulunuyor? Hocam bizim uç tarafında Hindistan var ve küçük bir kısımda Myanmar var, üstüne Çin var, Bhutan var, Nepal var ve de bayağı uzakta diyebilirim ki Pakistan var. Bu arada hediyen için teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sağ olun. Öyle. Öyle hocam şu an Bangladeş'in bağımsızlık ülke olarak şu an 50. sene geçiyor. Bu sene 50. sene başladı. Biz 71'de bağımsızlık ülke olarak Bangladeş adına dünyaya gerçekleşmeye başladık. Ve peki o 50 sene içinde Bangladeş'in eğitim insanların sayısı, doktora sayısı, bilim insan sayısı, araştırmacı sayısı çok yani şeye göre çok az. Onun için ben kendini hissediyorum ki bizim böyle bilim insanlar çok üretmemiz gerekiyor. Ve ben öyle bir fırsat bulduğum için ve de bizim sonradaki gençler yani gelecekteki gençlerin o fırsatlar, bilgileri de almanı gerekiyor. Ona göre biz öyle bir ortak organizasyon kurduk. Biz ne yapıyoruz hocam? Bizim ülkemiz içinde sosyal sorumluluklar, sorular neyler? Bunu biz mühendis olarak nasıl bakabiliriz, nasıl çözebiliriz? Her ay mesela bir tane soru çözüyoruz, sorum çözüyoruz. Onu arkadaşlarla birlikte çözmeye çalışıyoruz ve bazı kurumlarla birlikte mesela biz bunu çözdük. Bu böyle en basit şekilde, en kolay şekilde bunu gerçekleşebiliriz diye onlarla birlikte böyle projelere başlıyoruz, projeler yapıyoruz. Sürekli bir proje, her ay bir proje, yani çok yoğun gibi çalışmalar oluyor. Bangladeş'te yani çok nehir var. Toplam binden fazla nehir var. Biz Türkiye gibi, dağlı gibi bir ülke değil. Bizim tam düzgün bir yer. Her sene mesela çok sel falan oluyor. Düzgün bizim burası, yamuk diyorsun yani. Yani sizinki çok daha falan vardı ama bizde daha yok. Yani öyle değil. Yok, şaka yaptım. Şimdi sen hem Türkçe biliyorsun hem İngilizce biliyorsun. Ana diliniz ne? Ana dilim Bengalca. İyi akşamlar herkese, iyi akşamlar desene bakalım nasıl diyorsun? Nasıl diyorsun? Bengalca mı? Sabayke ei shubho oporanno. Sabayke oshongkho oshongkho dhonnobad ajker ei onushthane ashar jonno. Arapça ile Hindistan arası bir şey benziyor ama tam ben ilk defa duydum. Hintçe'ye benziyor biraz. Urduca Hintçe'ye de biraz yakın oluyor ama yüzde diyelim ki 30-35 ya da 40 gibi belki benziyor kelimelere. Tamam, süper. Başak Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkürler. Sesinizi kapatmıştım ben en son. Evet, sesim kapalıymış. Başak ben de yine size ve Girişimci Parkı yöneticilerine Enes ve Özgür'e teşekkür ediyorum. Bugün burada olduğunuz için gerçekten TRT mutluyum. Ya TRT'de vardı ya öyle. Herkese teşekkür ede program olsun. Evet.
Topluca ben hepiniz adına teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onları es geçelim hemen. Tamam. Ben Başak, Yozgatlıyım, 23 yaşındayım. Şu an Samsun'da yaşıyorum. Samsun Teknopark Ön Kuluçka girişimcisiydim. 2 yıllık bir girişimimizi COSGAP desteğiyle beraber bir işletmeye dönüştürdük. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de şirket açılışımızı gerçekleştirdik. Yine Girişimci Park etkinliğinde de arama kurtarma insansı hava aracıyla da birinci olmuştuk. Sonra gelen taleplerle şu an Zira İnsansı Hava Aracı projesi üzerine çalışıyoruz. İmalat aşamasındayız. Test denemelerimizi yakında gerçekleştirmeye ve piyasaya sürmeye sizin uğraşıyoruz. Üniversitede ne okudunuz? Yani okuyor musunuz? Tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği okudum. Tamam. O 8 Mart'ta kurduğunuz başka ortaklarınız bayan mı hepsi yoksa erkek var mı? Yok, ben tek başıma kurdum. Aa, tek başına. 6 kişilik bir ekibim var, evet. Bir kadın girişimciyim. Demir yumruksun yani. Evet, soyadım da Demir. Vallahi bravo. Tam, soyad da Demir. Vallahi müthiş. Demir yumruk, Demir. 8 Mart. Evet. Vallahi tam bir feminist var. Tamam, zaten biz 7 tane adam anca baş ederiz sizde yani. Tam anlaşıldı. Neden bir tane bayan oldu belli oldu şimdi. Enes'in etkinliğinden sonra Cinovasyon Derneği ile mentorluk çalışmalarına başladık. Etkinliğinde birinci olmuştuk Enes'in girişimci park etkinliğinde. Sonrasında önümüz açıldı. Yine kademin ortaklığında 5. Cinovasyon girişimcilik ve kadın kampında da Türkiye geneli Selçuk Bayraktar'dan da ikincilik ödülü aldık Zira İnsans Hava Aracı projesi üzerine. Bu süreçte de COSGAP sürecimizi de hızlandırdık ve şirketimizi kurmuş olduk. Şu an 6 kişilik bir ekiple Samsun Teknopark'ta ofisimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beni Jeff arıyor yine, bir dakika. Jeff, tamam Başak'la tanıştıracağım seni, tamam. Sana yollayacak 3-5 tane o teslimat için, tamam. Okay. Yani diyor savaş dışı malzeme de yapıyor mu diye soruyor da Amazon ya her programda arıyor böyle. Ne bulsa adam. Yapacak mısınız? Hani bu araçlar sadece askeri araçlar mı yoksa şey de düşünüyor musunuz? Hani böyle teslimat gibi başka şeyler gibi. Ya şu an insansı hava aracı sistemleri üzerine çalışıyoruz ama biz desteği Zira İnsansı Hava Aracı üzerine aldık. Şu an ilaçlama ve gübreleme üzerine bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bununla alakalı ürünümüzü de yakında piyasaya çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an test denemeleri ve üretim aşamasındayız. Yani bomba atmayacaksınız ya da bir şey teslim etmeyeceksiniz. Siz toprağa destek vereceksiniz. Evet. Kamerayla işleyeceksiniz. Evet. Arama kurtarma insansı hava aracı projemiz de var. Zaten o projeyle girişimci park etkinliğinde birincilik ödülü almıştık. Piyasadan gelen taleplerle Zira İnsansı Hava Aracı'na yönelme durumunda kaldık. Şu an çok güzel bir şekilde gelişmelerimizi sürdürüyoruz. Araştırma geliştirme kısmında da Ar-Ge kısmında da diğer bütün insansı hava aracı sistemlerini diğer sektörlere entegre etmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Efendim, bu şekilde çalışmalarımız var. Orhan Bey, size tanışamamıştık. Şimdi bu arada program anında tanışacağız. Vakit yetmedi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ne yaparsınız? Okur musunuz? Çalışır mısınız? Girişiminiz nasıl bir şey? Herkese merhaba. İyi akşamlar öncelikle. Ben Orhan Arı. Yazılım geliştiricisiyim. Bilgisayar programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda eğitimim yönetim bilişim sistemleri lisans derecesine tamamlıyorum. Yazılım, donanım ve elektrik elektronik alanlarında çalışıyorum. IoT, yapay zeka, makine öğrenmesi teknolojilerinde eğitimlere katılarak projeler gerçekleştiriyorum. Kurucu ortağım Caner Dayı ve ekip arkadaşlarım ile birlikte girişimcilik etkinliklerine katılarak hem eğitimler alıyoruz hem de projelerimizi ve girişimcilik alanında kendimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz kısaca. Şey bitti mi? Bilgisayar programcı bitti. Üstüne YBS mi yapıyorsunuz şu an? Aynen. Onu nerede? Hangi üniversite? Hep 19 Mayıs mı üniversite? Yok, açık öğretimden yapıyorum. Ha, süper. Tamam, burada genelde herkes Samsun'da değil mi bildiğim kadarıyla? Ha, Samsun'dayım aynen ben. Samsunlular çıkartması var yani. Samsun'da değil hocam, ben Kocaeli'ndeyim artık. Ayrıca Salih de İstanbul'da diye biliyorum. Başak, Safayat ve Özgür abi şu an Samsun'da var. Ama yani tanışma ortamımız 19 Mayıs. Yani Samsun yani Samsun Atatürk'ün çıktığı yerden biz de girişimciliği çıkarttık diyorsunuz. Tüm ülkeye yayacağız. Hatta girişimci parkının muhteşem bir hikayesi var. Evet. Size en sona bıraktık. Önce girişimi tanımak hocam. İçin. Biraz sonra zaten oradan bahsedeceğiz. Evet, hatta yani Samsun'un çıkış noktası dediniz. Biliyorsunuz 19 Mayıs'ta hızla yaklaşırken bizler de giriş parkı olarak Atatürk'ün o çıktığı şehirden ve
büyük bir etkinin yarattığı 19 Mayıs ruhuyla, biliyorsunuz bir 19 Mayıs daha yaklaşıyor. 100 yılın rotası adında da büyük bir etkinlik yapacağız 19 Mayıs'a doğru Atakum Belediyesi ile birlikte. Bunu da yine buradan seyircilerimize söyleyeyim. O şehrin ruhunu hala yaşatıyoruz, en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Hem girişimcilik olarak hem de gençler olarak diyeyim ve susayım. Tamam. İbrahim ve Salih Doğan ortaklık aile yapı şey ne? Anonim şirketi olarak. İlk kim konuşmak ister? Salih sen mi, İbrahim mi konuşacak? Ben başlayayım. Tamam, yer değiştirdim o zaman. Dur, herkese iyi akşamlar. Ben İbrahim Çırak. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Eskişehirliyim. Eskişehir'de yaşıyorum. Pandeminin artık tutmaya başladığı zamanlarda arkadaşlarımıza bir proje yapmak istiyorduk. Ve Ağustos, Eylül gibi Dodek projesine başladık. O günden bugüne kadar da bu projeyle uğraşıyoruz. Kesinlikle. Ben de Salih Doğan Seher. İbrahim'le çok eski bir arkadaşlığımız var, 12 senelik. Ve bunu da bir girişimle taçlandırmak istedik. Daha öncesinde denediğimiz çoğu girişimler çok ilerleyemeden maalesef bitmiş oldu. Bu ilerlettiğimiz bir proje Dodek olarak. Hemen Dodek'ten de bahsedelim. Burada da sanatla ilgilenen insanların iletişimini ve etkileşimini sağladığımız bir mobil uygulama, bir platform yazıyoruz ve üretiyoruz. Bu kısımda yapay zeka destekli bir şekilde amatör sanatçılar için bir rehber, profesyonel ve usta sanatçılar için de bir arşiv niteliği taşıyacak bir mobil uygulama olacak aynı zamanda. Biz de aynı şekilde Yıldız Teknik Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi'nde TÜBİTAK 1512 tarafında ilerletiyoruz projemizi. Biz böyle. Ayrıca ben de insansız otonom sualtı araçlarıyla ilgileniyorum. Belki Başak Hanım'la bunun üzerine de bir konuşma yapılabilir, görüşme yapılabilir. Ondan da bahsetmiş olayım. Çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Özgür Üstadımız, siz tabii bugün girişimcilerinizle beraber bir program yapıyoruz. Normalde bizim biliyorsunuz her ay girişimcilerle bir program yapıyoruz. Sizin böyle ekip gibi oldu. Tabii girişimci parkını biraz aslında anlatmanızda fayda var. Ve tüm dünyada da bir ilk bildiğim kadarıyla bazı konularda bir aktarırsanız çok mutlu olurum. Tabii girişimci parkı aslında bir online girişimcilik platformu. Bizim amacımız girişimcileri sıfır noktasından bir noktasına taşımak. Bunu yaparken de aslında bir SaaS yazılımı kullanıyoruz. Kullanacağız daha doğrusu. Girişimci Park'ın Aralık 2019'da aslında ilk tohumlarını attık diyelim. Ondan sonra evi bir süre fizikselde etkinlikler yaptıktan sonra pandemi girdi araya ve ne yapsak ne etsek diye düşünürken dedik ki bunu bir online'a taşıyalım. Peki bu nereden çıktı? Öncelikle ona da değinmek istiyorum. Biz aslında ekosistemiz ve biz bir girişimiz aslında aynı zamanda. Ve biz sektörde bazı sorunlar gördük. Yani biz de bir teknopark girişimcileriyiz Enes'le birlikte. Ve teknoparklarda, teknokentlerde özellikle bazı sorunlar olduğunu gördük. Özellikle ön kuluçka tarafında. Girişimlerin belli noktalarda ellerinden yeterli seviyede tutulduğunu, hani çok fazla tutulmadığını gördük. Ve biz de dedik yani biz bir online platform kuralım ve insanlar sadece bir internet bağlantısı sayesinde bütün ekosisteme, network'e erişebilsin. Artık zaten teknoparklar biliyorsunuz her ilde yok, yani ilçelerde zaten yok. Olan illerde de zaten az önce Başak'ın da söylediği gibi yakında kapanmaya gidiyor. Olan yerlerde zaten herkes teknoparklara yeterince gitmiyor artık. Ve bazı noktalarda gereklilikleri de sorgulanır hale geldi. Yani internet çağındayız artık. Neden bu işler online bir şekilde yürümesin dedik. Yani insanlar telefon, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla ben bu ekosisteme network'e erişebilsin. Özgür Üstadım, yani şimdi benim Teknokent'te Arge merkezim var. Ben her gün oraya gidip kart basmak zorundayım. Evet. Halbuki ben bilgisayarımda çalışabiliyorum. İnternet var burada. Hani niye gidip oraya kart basıyorum? Ya da işte ben Teknopark'ta bir şey yapmak için bir sürü prosedüre giriyorum. Ama o prosedürlerin birçoğu hiçbir şey yok. Sonucu yok. Anlamı yok. Ya da o proje aşamalarının hiçbir şeyi yok. Benim projeme özel bir şey değil. Yani böyle basma kalıp gidiyor. Hani bunlar niye değişemiyor? Hani bu arayüzler niye bu kadar sıkıntılı? Ya da niye böyle mantıksız? Hani kart basma dönemi mi kaldı? Biz mavi yaka değil miyiz? Hatta siz birer gold yakasınız. Yani mavi yaka işçi diyelim. Beyaz yaka standart işte muhasebeci, evrak basıyor. Siz hepiniz gold yakasınız. Yani aynı anda birkaç fonksiyonu bilen uzmanlık seviyesine ulaşmış ve bunları birleştirip bir girişim haline getirmiş. Yani liderlersiniz aslında. Ya niye o lider adama sen gidiyorsun kart bastırıyorsun kardeşim? Yani ne oluyor o zaman? Basınca ne olacak yani? Bu biraz demoralize etmiyor mu insanları? Ben çok merak ediyorum bunu.
Ya bunlar biraz daha yasal tarafları işin. Teknoparklarda özellikle şirketlerin ön kuluçka ve kuluçka taraflarında bildiğim kadarıyla, zaten ön kuluçkada yok da kuluçka tarafında belki olabilir. Ama şirketlerin aylık belli bir kotayı doldurmaları gerekiyor. Belki Başak daha iyi bilir bu konuyu. Daha çok Teknopark'ta bu aralar haşır neşir. Biz bir süredir uğramıyoruz o tarafa. Hayır, bir de Teknopark diye diyorlar. Gidiyorsun, interneti benim evimden daha kötü. Ya evimde rahat rahat çalışayım, internet lazım evet, bana yani. Evet. İnternet hızım mesela Teknopark'tan daha iyi şu an. Öyle ya bir taraf var. Paylaşımlı olduğu için o biraz öyle. Çok fazla kişi paylaşıyor. Ya Türkiye'de aslında çok iyi teknoparklar var. Yani büyük şehirlerde var özellikle. Gerçekten isimlerin zaten dünyada ilk 5'te olanlarımız da var. Mesela gerçekten Türkiye olarak bu noktada çok iyiyiz. Uzak Doğu'dan gelenler var, Avrupa'dan gelenler var bizim hızlandırma programlarımıza. Ama pandemiyle bu da ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Yani bu pandemi tabii nereye kadar gidecek belli değil, bilemiyoruz ama bizim amacımız, neden pandemi de kalksa bile insanların bu internet bağlantı sayesinde bu kültüre erişemesin, bu ekosisteme erişemesin. Yani bizim amacımız bu. Girişimci Park Custom Network sunuyor. Yani eğitmeni, mentörü, girişimcisi, yatırımcısı tek bir omurgada toplamak aslında vizyonumuz bu. Hani gelecek hayallerimiz arasında bu var. Şu an içinde bunun için uğraşıyoruz. Bir web sitesine ibaret değiliz. Dediğimiz gibi bir panel geliştiriliyor arka planda ve bu panel yardımıyla girişimci aslında bütün süreçlerini takip edebilecek. Bunların en başında gelen yol haritası. Biz sorunlardan bir tanesi buydu az önce problemlerden bahsederken. Girişimcilerin çok fazla yol haritalarında sıkıntı çektiğini gördük. Ne yapacaklarını çok bilemiyorlar. Yani başından tutuyorlar, sonundan tutuyorlar. Yani sırada ne var onu bilmiyorlar. Sadece her yerden bir şeyler duyuyorlar çünkü. Bir mentor öyle diyor, bir mentor böyle diyor. Biz de dedik ki girişimcilere bir yol haritası çizelim. Tabii bunlar uzun vadeli. Özgür'ün sesi gitti. İstersen Enes sen devam et. Evet. Şu an geliyor mu? Geliyor. Geldi abi. Özgür abi sen devam et. Bizim 4 farklı programımız var şu an. Bir tanesi hazırlık programı. Bu 1 ay sürecek. Ondan sonra 3 veya 6 ay sürecek bir ön kuluçka programı. 6 aylık bir kuluçka programı. 1 senelik ileri kuluçka programı. Yani totalde bir 2 yıllık bir süreç bir girişimci için. Yani biz bu 2 yılda girişimciye bir yol haritası çiziyoruz. Yani bir zaman tüneli gibi düşünebilirsiniz. Girişimci şu an ve gelecekte ne yapması gerektiğini görebilecek ve o hafta neyse görev ona odaklanacak. Haftalık bazı görevler verilecek. Sistemden tamamen bir yazılım tarafından verilecek diyelim. Girişimci o hafta neye odaklanması gerektiğini bilecek. Yani amacı artık iş fikrine odaklanmak olacak yani. Yani böyle siz aslında orada bir yol haritası, bir reçete üretiyorsunuz. Evet, tabii reçete değişir gibi. Girişimlere göre ama müfredat gibi bir program üretiyorsunuz. O program yazılımın üstüne bine bine hatırlatması, işte proje takibi, bunlara uygun ekipmanlar, yazılım ekipmanları da olacak mı içeride? Ne bileyim çizim tabii, programları. Mesela başlangıçta eğitim ve mentörlükler var. Girişimci panele girdiği zaman eğitmenini, mentörünü orada bulabilecek ve randevu alabilecek. Bu başlangıçta olacak. Şimdi bunların dışında, burada mentör de sistemin içinde olacak. Basacak, ulaşacak öyle mi? Tabii. Hatta evet. Girişimlerin kendi profilleri olacak. Mentörler onları ziyaret edecek profillerini. Hani biz de ekip koordinatörleri olarak bütün girişimlerimizi takip edeceğiz. Eğitimler alınıyor, mentörler alıyor. Bunlar nasıl gidiyor? Bir sorun varsa müdahale etmek için bütün girişimlerimizi aslında an be an raporlarını takip edeceğiz buradan. Yani girişimler böyle artık başıboş kalmayacak diyelim. Bizim amacımız biraz daha yani şu an mevcut düzeni yıkmak değil. Dijital sistem üzerinden de aşamayı gördüğün için aslında o aşamayı müdahale edebileceksin. Yani diyeceksin ki orada bir bakacaksın bir şey ihtiyaç var. Tıkanmış bir yerde ne lazım? İşte bir tane yazılımcı lazım, bir tane reklamcı lazım, bir tane atıyorum modellemeci lazım. Geçici dönemli bir insan gücüne ihtiyaç var. Bir de yani şimdi Başak Hanım 10 tane 100 tane adama şu an bakıyor, besliyor. Allah daha da çok eleman çalışsın ama şimdi 500. adama ihtiyacı varken de ona para vermesin değil mi? Gidip el atalım hep beraber yardım edelim gibi şeyler de olsun. Yani amacımız zaten dediğimiz gibi yani şu an mevcut partnerlerimizle de teknoparklarda da partnerlik kurabiliyoruz bu arada. Onlara da kucaklayıcı bir yapımız var. Amacımız şu yani teknoparklarda dediğimiz gibi yani çok fazla girişim var ama çok fazla uzman yok. Yani olamaz da yani bu kadar çok fazla girişim var çünkü herkes bir iş fikrim var deyip geliyor. Ama bunlar mesela bir de tabii şey de oluyor bazı şeyler abi. Hani zoraki mecburen olduğu için, görevli olduğu için bazen hocalar çok da ilgilenmek istemiyor biliyorlar. Yani kendi bir sürü angaryasının üstüne bir de bir görev geliyor. Aynen. Ya da çok bilmedi ya da orada öyle bir uzman olmayabiliyor. Yani her üniversitede her türlü uzman olacak diye bir şey yok.
Aynen ya, yani dijitalde bu işleri yürütmemiz daha kolay olacak. Tabii nihai hedeflerimiz arasında bu işi böyle bir makine öğrenmesiyle birlikte yani sistemin aslında kendi uzmanları olacak diyelim. Yani girişimler kendilerine bir şekilde feedback alabilecek oradan. Hep böyle ekip koordinatörlerimiz de yani manuel bir şekilde çalışmayacağız. Bu tabii çok nihai hedeflerimiz arasında ileriki yıllarda. Evet, hani orada ciddi bir data olursa arkada aynen, yapay zeka ile aslında birçok konuyu hızlandırmış, çözmüş evet, olacaksınız. Yani tekrar eden işler için insana bile gerek kalmayacak belki. Aynen öyle. Enes Bey, istersen siz de devam edin. Özgür Üstadım'ın arkasından girişimci parkı ile ilgili eksik kalan ya da bu işin hikayesiyle ilgili yani sadece online olmak meselesi değil aslında sorun. Fiziki meselesi de değil. Evet hocam, aslında mesele aslında markanın bir aile yapısına varabilmesi hocam. Çünkü bugün günümüzde biliyorsunuz ki ben de giriş parkını kurucu, orta ve pazarlama tarafında olduğum için birazcık ben de marketing tarafıyla ilgili konuşmak istiyorum. Birazcık da tabii ki Türkiye'yi ve dünyayı da konuşmam içerisine dahil ederek. Şimdi şu şekilde hocam, artık pazarlamada insanların algısı çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Biliyorsunuz ki bir 4P muhabbeti artık mesela hızla pazarlamada değişti ve 4T, yani artık insanların duygularına daha çok hitap edebileceğimiz, onları daha çok işte itibar sunabileceğimiz bir yol haritası sunmalıyız markalar olarak. Doğal olarak insanlar sizin markanız altında bir adım atarken veya sizinle ilgili bir ürün, sizinle ilgili bir hizmet kullanırken onun sürülebilirliğinin en büyük önemli noktası sizinle birlikte kurduğu duygusal bağ. Girişimci Parkı'nın en önemli hocam alameti farikalarından bir tanesi. Biz yaklaşık Ağustos ayından itibaren yola çıktık ve Ağustos ayından itibaren 6 ay içerisinde çok önemli bir noktaya gelen ekosistem haline geldik. Ve şu an Türkiye'de gerçekten önemli noktalarda hizmetler veriyoruz ve önemli etkinliklere partnerlikler sağlıyoruz, sponsorluklar sağlıyoruz. İşte bunun en büyük nedeni hocam, biz yola çıktığımız günden itibaren, az önce siz çok güzel bir şey demiştiniz, bürokrasi içerisinde boğuluyorum demiştiniz. Bizler girişimcilik sektörünü Türkiye'de ilerletebilmemiz için ve globalle yarışabilmemiz için önce kurtulmamız gereken şey bir dış bürokrasi, iki içerimizde bizi ilerletecek olan, engel olan bir takım bürokrasiler. Girişimci parkında bunlara çok şahit olmuyor bizim girişimcilerimiz. Çünkü girişimci parkında karar mekanizması ve hizmet mekanizması tamamen girişimcilerin düşünüp, tasarlayıp ve talepte bulunduğu an uygulamaya alabilecekleri bir yolla ilerliyor. Doğal olarak da hız bize önemli bir zaman kazandırıyor. Az önce çok değerli bir izleyicimiz 2 yıl fazla değil mi gibi bir süre sormuştu. Bu 2 yıl şöyle arkadaşlar, yani burada 2 yıl boyunca sadece programlar içerisinde mesela hizmet almayacaksınız. Her şeyden önce girişimci parkı aslında işte bitti programın, hadi sana eyvallah değil de biz girişimlerin aslında bir nevi hayat boyu yanında olmayı planlayan bir ekosistem haline gelmek istiyoruz. Çünkü bugün girişimci ön kuluçka da olsa, kuluçka da olsa, ileri kuluçka da olsa her zaman iş fikrini geliştirmeye ve bir adım ileriye taşımaya ihtiyacı var. Bir adım ileriye taşımanın en büyük yapı taşlarından bir tanesi kurduğumuz bağ, kurduğumuz duygusal bağ ve onu ileriye taşımak için tasarımını yaptığımız iş hayali, iş fikri ve vizyon. Bunu sürmenin en büyük yolu arkadaşlar, az önce de Özgür abin de anlattığı gibi bir sistem. Biliyorsunuz ki bir laf vardır. Şimdi giriş ve ekosistem, neden giriş parkı? Nereden girdim? Duygusallıktan girdim. Marketingten girdim. Çok önemli noktadan devam edeceğim. Sistem. Üçüncü olarak da sistemi yakalıyoruz hocam biz giriş parkında. Biliyorsunuz ki derler ki Almanlar önce sistem kuruyor, sonra iş yapıyor. Türkler işe başlıyor, sonradan sistem kurmaya başlıyor. O yüzden de kaybediyoruz işte. Bugün ekosistemlerin de en büyük sorunu bu. Girişimlerin de en büyük sorunu bu. Ama biz girişimci parkı olarak tüm bunların içerisinden gelen girişimler olarak aslında birinci ağızdan tüm bu sorunları gördük ve tattık. Girişimci parkına da entegre ediyoruz ve o yolda ilerliyoruz. Doğal olarak bizler önce ekosistemimizde kurduğumuz bu sistem, bu bulut tabanlı yazılım sayesinde bugün Başak, bugün Salih veya Safayat veya Orhan iş fikirlerini bir sonraki aşamaya taşırken sadece bizim işte duygusal bağımızda değil, aynı zamanda bu sistemin onlara getirdiği bir içerik sayesinde zaman kaybı yaşamadan doğru noktada iyi adımlar atacaklar. Bugün girişimlerin ikinci büyük sıkıntısı, adam mesela bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, ne yapıyor? İşte çok yanlış adımlarla ilerliyor. İşte oturuyor, kendi hayalini iş modeline çeviriyor. Dışarıda herhangi bir müşteri bile doğru düzgün yüzünü görmemiş oluyor ve ortaya bir mobil uygulama çıkartıyor. Ne oldu? Senin verdiğin tüm mobil uygulama zamanı boşa gitti. Ona verdiğin maddi zarar boşa gitti. Ama sen önce peki müşterinle görüşseydin, önce gerçekten aklındaki fikir bir problem mi? Yani bir
birilerinin problemini çözüyor mu? Bunu görebilseydin de zaman verseydin nasıl olurdu? İşte Türkiye'ye bunu anlatmamız lazım hocam. Bugün biliyorsunuz yine dördüncü bir noktada. Ya bunun bir sistematiği olması gerekiyor zaten değil mi? Evet. Mesela ben bir şey buldum diyelim, fikrim var. Ama bu fikrimi daha önce bulan biri var mı? Ya da bulan biri nasıl bulmuş? Ya da ne yapmış da bu çözümü? Onu araştırmak da bir iş. Yani bunu araştırmadan evet. iki sene harcayıp ya dört sene önce biri yapmış diyebilirsin yani. Evet. Ya bir de burası hani şey Bitcoin ekosistemi değil. O yüzden yani biz her şeyden önce insanlara şunu anlatmalıyız hocam. Özellikle de son yıllarda gençler çok fazla etkileniyor bu tarz olaylardan. İşte kolay para kazanma, işte adam coin'i yatırmış bir anda 50 bin dolara sıçramış parası falan diye geliyorlar, böyle bana da gelen oluyor. Ondan sonra hadi eyvallah diyorum. Hani ben hani arkadaşlar, parayı parayla katlamak yatırım değildir. En büyük yatırım üretmektir, hizmet etmektir. Sizler ürettiklerinizle, hizmet ettiklerinizle kendinize ve ekosisteminize yatırım yapmış olursunuz. Her şeyden önce biz giriş park olarak hocam girişimlerimizle birlikte bu ortamı sağlamak istiyoruz. Ya buradaki insanlar hiçbir kolay para, kolay amaç hedefinde değiller. Doğal olarak bir girişimci zaten 5-6 ay içerisinde fırlayıp bir şeyler yapabiliyorsa. Hayır, şey olabilir ya, kolay olabilir. Yaptım. İlla kolay olmayacak diye bir şey yok ama şimdi Bitcoin örneğini verdiğiniz için orada ben de bir şey söylemek istiyorum. Yani Bitcoin dediğimiz evet, şey bir kumar yöntemidir. Türkiye'de şu an kumarhaneler kapalı olduğu için. Evet, hocam. O yüzden Türkiye'de insanlar kumar duygusunu bununla giderirler. Onun dışında Bitcoin'in ne finansal olarak ne bilişimsel olarak ne de evet. başka bir hiçbir anlamı yoktur. Ha, blockchain bir teknolojisi vardır. Evet. Blockchain bir teknoloji. Bu teknoloji milyon tane iş yapılıyor. İnanılmaz güzel şeyler oluyor. Bitcoin de bu teknoloji üretilen bir kripto paradır. Deyip evet. kapatmak lazım. Çünkü Bitcoin şöyle bir şey. Bahsettikçe insanlar bunu iyi bir şey zannedip daha çok biliyorlar. Ya biz evet, evet. Bitcoin almayın, kullanmayın. Bakın batacaklar diye kaç tane program yaptık. Daha çok evet. kullanılıyor. Ya dedi keşke hiç program yapmasaydık da ismini kimse duymasaydı. Duyan gidiyor alıyor falan. Yani o yüzden hani Bitcoin'le bunu kıyaslamak tabii ki. Tabii tabii. Yani çok çok kötü bir kıyaslama oldu. Bitcoin evet. ve girişimcilik. Ama kolay para kazanılamaz diye bir şey yok. Para kolay kazanılabilir bence. Girişimcilikle de kazanılabilir. Ama tabii o müthiş bir ekip, müthiş bir kadro, müthiş bir dayanıklılık, işte zamanlama, bir şeyler, reklam, pazarlama, bir sürü şey bir yere iyi gelmesiyle olur. Yoksa hani illa her girişimci ağlayacak, sabahlara kadar uykusuz kalacak diye bir şey yok. Yani çok kısa evet, vadede evet. hani, yani emekle üretilip de başarılı olabilirsin. Yani Orhan bir yazılı yazar. Uçurur bizi yani. Hani bu illa böyle zor olmak zorunda değil. Yani bir de onu da söylemek lazım. Sanki evet. girişimcilik dünyaya zor işiymiş gibi de dememek lazım. Biraz da hani biraz heves vermek lazım insanlara bence. Ben orada şunu demek istedim aslında hocam. Dediğinize katılıyorum. Hani kolay para kazanmak veya onların karşısında değilim. Aslında şunu demek istiyorum. Algıyı doğru oturtmak lazım. Yani evet. bir yola çıktığın zaman hani para kazanacağım, direkt parayı bulacağım tarafıyla değil de ortaya bir değer üreteceğim algısıyla evet. yola çıkarsak o zaman evet. doğru noktada gidiyoruz. Eğer siz evet. değer yaratacağım algısıyla çıkarsanız evet dediğiniz gibi harika bir ekip, harika zamanlamayla kolay bir şekilde maddiyata da erişebilirsiniz. Ben şunu demek istemiştim. Genelde girişimcilerin ilk adımları değer odaklıdan çok para kazanacağım odaklı oluyor. İşte o zaman da çatırdanmalar başlıyor. O zaman doğru ekip kurulsa da dağılıyor. Diyor ki sen çok aldın, senin niye hissen bu falan filan. Doğal olarak ben bunu demek istemiştim hocam. Yoksa evet. katılıyorum yok, dedik. Yok, çok güzel, çok güzel bir yere değindiniz. Evet, değer yaratma işidir. Ürettiğiniz, evet. yarattığınız değerler bir şekilde paraya dönecektir. Zaten dönecektir. Bir değer varsa ortada para, para dediğiniz şeyde bir değer olduğuna göre bir şey dönecektir. O yüzden iyi oldu bu sizle bunu konuşmamız. Bu arada merhabaları merhabaları alalım. Evet. İnsanlar kızıyorlar sonra. Kübra Karataş merhaba demiş. Deniz Soyalp, İrem Polat, Siverek Gemik, Selim Demiroğlu, Ceyhun Tanrıver. Enes, hem programdasın hem chattesin. Evet hem hocam. Önem veriyorum ben. Aynı anda girişim farkı olarak şey. Hocam giriş farkı olarak en önem verdiğimiz noktadır bizim feedbackler ve bu tarz Enes mesajlar. Hemen sattın Samsun'u demiş Cavit Bey. Satmadı ya Samsun'u. Yok şey yok Samsun'u sonradan övdüm. Ben orada bir koptum geldim sanırım, öyle kaldı. Cavit hocam bizi iyi bilir, sıkıntı yok. Buradan çok selamlar olur. gönderiyorum. Yasemin Tekiner. Aman hocam, ha aman hocam dediğin sen o hocaya konuşuyorsun. Arada bir de chatte konuşuyorsun. Yasemin Tekiner, Lale Bünyatzada, Caner Dayı,
Hocam remarketing drop, yapıyor utanmadan. Bu Orhan'ın Kozmo ortamı. Drop hayat taşır. Zaten bu gece anlayacağız kimciler var. Ait hocama da selamlar. Onun da yorumunu gördüm. Evet. Göreceğiz. Bu programda hiç öyle şeyler gelmiyor. Collective House, Ayşegül. Evet, güzel bir ekosistem Collective House. Takip ediyoruz. Harikasınız. Evet, Berfin'e de teşekkür ediyoruz. Ceyhun Tanrıver, iki sene biraz uzun sanki diye sen cevap evet, vermiş. Evet, biraz açıkladık. Twico demiş. Twico da bir girişim gibi ismi sanki. Çok başarı devamı dilerim. Elif Şahin. Ceyhun Tanrıver, Bildar Rüveyda Suver, Ceyhun Tanrıver bir daha gelmiş. Evet, piramit kalıyorum. Sistemi kurbanları daha çok demiş. Ceyhun Tanrıver hoca falan galiba üniversitede. Piramit kurbanları. Cenşer'in çalışma isteğini azmini sömüren sözde yasal şirketlerin piramit sistemi. Evet haklısınız. Çünkü gerçekten insan girişeceğini pişman ediyorlar bürokrasi. Ben de nefret ederim. Yani devlet kurumlarına bile girdiğimde elim ayağım karışır yani o kadar sinir olurum. İnşallah üreten fayda olan taraf oluruz demiş. Elif bir daha Kozmo Drop reklamı Orhan, atmış. Yani kardeşim bizden fazla reklam yaptın. Tübiko girişimcinin fikrinin analiz edilmesi ciddi profesyonel kadrolar tarafından yapılabilir. Yapmaya çalışmakta var olan yapılardan farklı olmayacaktır. Eksiklik girişimciyi tanıtan dijital medya desteğidir demiş. Evet bu da. Evet bir araya remarketing güzel. Sığmış yine. Güzel. Güzel güzel bir şey söylemiş gerçekten. Evet. Burak Namkulu yani. Merhaba. İyi yayınlar demiş. Önemli. Furkan Dede merhaba demiş. Ayşe Nur Vural çalıştığın zaman karşını alıyorsun demiş. Alın teri esastır tabii ki Ayşegül. Ali Karabacak merhaba demiş. Caner Dayı ah ah çekmiş ama niye çekmiş onu kaçırdım. Merhaba iyi yayınlar demiş Serdar. Bir reklam daha var. Foodbox. Burak çıkaracağım seni programı. Bir sonraki programı. Sıla Özyeşil. Kadriye Oktay Şahin. Yasemin Aslan böyle geliyor gidiyor. Arkadaşlar selamları artık vermeyeceğim. Soru varsa vereceğim. Hani selamlar ayıp olmasın ilk tur verdim. Ama bundan sonra selamlar değil. Ama şöyle paylaşımlar yaparsanız Başakçılar mesela bir bağırırsa Enesçiler güzel oluyor. Geçen programda öyle olmuştu. Allah arka bir kitle takip ediyor hocam zaten. Rekabet olmuştu girişimler arasında. Bakalım bu akşam en çok kimin ismi çıkacak onu da programın sonunda söylerim ben size. Şimdi tabii ikinci turdaki sorulara geçelim biraz. İlk tur biraz uzun sürdü ama güzel başladık. Tabii burada girişimcilerinizden çok az bahsettiniz. Ben iki soruyu birleştirerek soracağım. Girişiminizin en önemli özelliği nedir? Çok kısa anlatır mısınız? Bir de yaşadığınız en büyük sorunlar nelerdir girişimci olarak? Biraz bunlardan bahsederseniz memnun olurum. Yine Safayat'la başlayalım. Hatta Safayat'ın bir ekran görüntüsü vardı. Ben de onu vermeye çalışayım ekrana verebilirsem. Evet hocam. Ben becerebilirsem vereceğim. Sen başla istersen ben ekranı vermeye çalışacağım. Tamam. Hocam şöyle söylediğim gibi mesela girişimci park mesela çok girişimcilere destekleniyor. Biz de Sustain Arch olarak Bangladeş'teki gençlere de destekleniyoruz ya destek oluyoruz. Aynı yanda hocam o dediğim gibi mesela sosyal hayattaki soruları çözmeye başlıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Bizim bir sürü projeleri var. Ondan birisi bu. Fertile Bin. Yani bu projede biz geçen iki gün önce biz uluslararası olarak bir ödülü kazandık. İkinci olduk Litvanya'da. Bu projemiz şu. Mesela normalde hayatta biz evdeki organik çöpleri biz bir şey yapamıyoruz. Yani dışarı atıyoruz. Ama biz bunu şu şekilde bir moda taşırdık. Dedik ki biz bunu evde gübre çevireceğiz. Normalde bir gübre çevirmek için bir ay, iki ay, altı ay belki de ondan fazla da zaman sürebiliyor. Ama biz öyle bir moda hazırlandık ki biz bunu gece gündüz mesela 6-7 saat içinde bir gübre çevirebiliriz. Bununla biz şu an uğraşıyoruz inşallah bu proje daha geliştireceğiz. Ondan önce de daha 2-3 tane proje de vardır. Mesela Başak birlikte Enesler'in hazırladığı projelerde orada da biz zatenin üstüne deniz suyu
Normalde biliyorsunuz tuzlu su oluyor. Bu tuzlu su nasıl tatlı suya çevirebiliriz? Bu şekilde de bunu çözmeye çalıştık. Aynı bir de o projede şu an benim buradaki danışmanla birlikte onu da çözmeye çalışıyoruz. Ondan sonra mesela normalde diyelim ki biz yürüdüğü zaman çok enerji harcıyoruz. Ama bu enerjilerle toplamıyoruz. Bunu nasıl toplayabiliriz? Böyle mesela küçük küçük projeleri bizim küçük küçük ekipler var. Bu ekiplerde de herkes her ay biz çözmeye çalışıyoruz ve orada bizim mentorlar var, Bangladeş'teki hocalar var, buradaki hocalar var. Birlikte biz bunu çözmeye çalışıyoruz. Sıkıntı oluyor hocam. Normalde tabii ki Türkiye'de mesela Enes, Özgür abiler gibi onlar gibi arkadaşlar herkese yeni gençlere desteklenmeye çalışıyor. Ama bizde öyle çok eksik var. Bangladeş'te mesela böyle bilim insanlar yani çok eksik olduğu için bizim gençler biraz daha geriye kaldı. Onun için ben de mesela Enes'le de şey dedim, mesela biz girişimcilerle birlikte mesela Bangladeşli gençlerle öyle eğitimler, aynı şeyler burada neler yapıyor, bunu aynı şekilde Bangladeş'te yapabiliyor mu? Enes'le dedi de tabii ki olur. Ama bunu da önce Türkiye'de biraz geliştirdikten sonra biz uluslararası olarak belki girişimci parkı da devam edeceğiz. Benim için sorun şu an orada oluyor. Bu konuda oluyor. Mesela bilin insanlar, yani bilgili olan insanların çok eksiklik var. Ve bazı zaman girişimci fikri var. Ne yapabilir diye bilmiyor. Hem de ikincisi ise diyelim ki biraz ileri gittikten sonra motivasyon ve mesela para konusunda destek alamıyor. Bu da bir sıkıntı. Bu sıkıntıyı da nasıl halledebiliriz? Mesela Enes Özgür abi burada halletmeye çalışıyor ama bizim ülkemde, bizim Bangladeş'te de aynı şekilde bunu devam etmeye düşünüyoruz. Tamam. Yani sen aslında birden fazla projeden hani bahsettin hızlıca. Bir çöp projesinde şöyle oluyor benim anladığım kadarıyla. Biz evdeki çöplerimizi atık olarak o senin yaptığın cihaza atıyoruz. Değil mi? O cihaz 3 ay 5 ayda olacak o şeyi, sistemi senin yaptığın teknoloji sayesinde 5-6 saat sonra o tabii. Çöp artık toprağa ekilmiş gübre haline geliyor. Aynen öyle. Böylece de evinde bahçesi olan biri varsa hop bahçesini atacak bedava gübre. Hem sokağa çöp atmadığı için çevreyi kirletmemiş olacak. Değil mi? Hem de o çöpü gübreye çevirince toprağa fayda olacak. Yani dolayısıyla çevreye zarar vermeden yaşama şansı olacak. Sürdürülebilir bir hayat olacak. Aynen öyle hocam. Aynı zamanda bu çöpleri de bahçesi olmayanlar için ayrı bir girişim bahsetmiştin sen programdan önce. Onlar da gidecek toplayacak gerekiyorsa. Onları evet. Bahçesi olanlara ya da işte gübre evet. Olarak işte gübre de pahalı bir şey. Satacak evet. Ve kaliteli organik gübre olacak. Organik gübre olacak. Kimyasal bir şey kullanmanı gerekiyor artık. Evet. Sen tamamen zamanda yolculuk yapıyorsun. Yani Einstein'ın şeyinin teorisinde diyorsun ki zaman diye bir şey yoktur. 3 ayı 6 saate düşürürüm arkadaş diyorsun. Şahane. Bu tabii muhteşem bir şey. Eline sağlık. Diğer anlattığın projeler de tabii çok önemli ama şimdi hani o zaman biz seninle ayrı bir tek bir program yaparız. Saf hayat ve projeleri ve Türkiye-Bangladeş ilişkisi diye vaktimiz yetmez. O yüzden tabii ki tek öyle. Proje tabii. Üzerinde bugün bir mucit olarak seni demek ki böyle bir sürü icadın var. Mucit olarak en azından toplum tanımış olur. Böyle ilginç fikri olanlar da varsa sana şahane. Ulaşır. Seninle beraber uçururuz her şeyi. Bir de ben bu, yani ülkeler arası şöyle bir şey hani söylemek istiyorum. Yani burada seni rahatlatmak için. Burada yapılacak bir birim yatırım başka yerde yapılacak 10 birim, 20 birim yatırım kadar güçlü olabiliyor. Bu tamamen zaman kazanmayla ilgili. Buna bir örnek de şey anlatacağım. Hani ben Intel'in Almanya'da bir müdürü bir arkadaşım uğramıştı Türkiye'ye. Bizde o zaman internette bir MP3 175 dakikada iniyordu. Yani 6 saatte bir MP3 indirebiliyorduk. Yaptığı yatırımdan bahsetti. Sadece Almanya'daki Intel fabrikasına binasına yaptığı yatırımı dedi. Türkiye yapsa Türkiye'deki 175 dakika 6 dakika iniyor dedi. Hani biz dedi sadece 3 saniye kazanmak için bu yatırımı yapıyoruz. Yani haliyle Türkiye'de yapacağın yatırım miktarını Bangladeş'te yapsanız aslında çok daha büyük verim alabilirsiniz. O yüzden bir şey ekleyeyim. Mesela Bangladeş'te de öyle oluyor. Mesela bugün biliyorsunuz galiba Bangladeş tekstil sektöründe çok iyi. Mesela dünyada her yerde tekstil şeyleri gönderiyor. Neden yapıyor orada? Çünkü o sizin bahsettiğiniz gibi, örnek gibi. Mesela başka bir ülkede yaparsa onun maliyeti çok yüksek oluyor.
Bangladeş yapımı. Üzerinde Yunanca yazıyor ama yapan Bangladeş'ti yani. Evet. O tarafta mesela buradaki mesela Mavi, Defecto, LCU2K, herkesin bir şirket orada, fabrika orada var. Onlar yapıyor. Yani çok hem hızlı hem az parayla şu şekilde yani yapıp diğer ülkede para kazanıyor. Mesela diyelim ki Başak burada mesela Helimor'la uğraşıyor. Belki buradaki teknoloji, buradaki bilen kişiler bunu gerçekleşebilir. Ama maliyet konusunda o taraftaki insanlarla mesela oraya gidip fabrika kurup onu başlarsa mesela çok az parayla, çok ucuz şekilde o tarafta yapabiliyor. Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Güney Asya tarafta. Doğru. Şimdi Başak Hanım, sizi de girişiminizi ve iki soru bir arada soruyoruz. En önemli özellikleri nedir? Girişimci olarak yaşadığınız en büyük sorunlar nelerdir? Tabii. Aslında biz Helimor Havacılığız. Bu süreçte Zira'nın sansar aracı projesiyle ilgilendiğimizi söylemiştim. Bir görselimiz vardı, gösterebilirsek üstünden anlatmaya çalışacağım. Aslında bizim buradaki amacımız zamandan, maliyetten, verimden kazanç sağlamak, verimi yükseltmek. Biz Ray İnsans Hava Aracı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel ilaçlamanın yanında bölgesel ilaçlama yapabilen, otonom uçağın otonom şarj dolumu yapan, ilerleyen süreçlerde de otonom ilaç dolumu yapabilecek bir Ray İnsans Hava Aracı projesi. Bu süreçte doğa dostu olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zira ilaçlar çevreyi, doğayı, suyu, toprağı ve genel olarak canlıları zehirleyen bir madde olduğu için biz bunun minimum kullanılmasıyla maksimum verim elde edilmesi için çalışmalar sürdürüyoruz. Genel olarak bir genel ilaçlama değil de bölgesel bir ilaçlama. Aslında ilaçlanacak bölgenin ilaçlanmasıyla alakalı çalışmalar sürdürüyoruz. Ya akıllı tarım dediğimiz şey mi oluyor? Yine bununla alakalı ilerleyen süreçlerde. Ben mesela toprağa bakıyorum. Fosfatı bir yerde az. Bir tarafta da demir az. Bir tarafta da bilmem ne az. Alet ediyorum ki git o demirin olmadığı yere demir at. İşte bilmem ne o fosfat at. Fosfat. Her yere aynı şeyi yap demiyorum. Ya da ilaçlarken de bakıyorum hastalıklı bir bölge var. Sadece o bölgeye ilaç atıyorum gibi mi? Yani öyle mi çalışıyor mantık? Tabii. Zaten arazi üzerinde gezinti yaparken aracımız otonom bir şekilde zaten arazi üzerinde bir haritalama sistemi çıkarıyor. Ve aslında nerede neyin olduğunu bir veri aktarımı olarak karşı tarafa aktarıyor. Ve bunu süren pilot ya da bir çiftçi eğitim alarak, pilotluk eğitimi alarak bunu kullanan çiftçi zaten arazi üzerinde neyin olumsuz olduğunu görebiliyor. Atıyorum bitkide herhangi bir eksiklik varsa, vitamin eksikliği ya da toprakla alakalı bir eksiklik, bu renk farklılıklarından bunu algılayabiliyor. Ya da bir hastalık bunu algılayabiliyor. Ya da bir yine yabancı ot bunu algılayabiliyor. Ya da peki burada kaç kilo taşıyabiliyor bu alet? Mesela bu resimde görünen prototip 1 litre kapasitesinde şu an. Dediğim gibi bölgesel ilaçlamayla alakalı bir çalışma gerçekleştirdiğimiz için projeyi 3 kısma böldük. Şu an karşınızda gördüğünüz mini ZİHA, sonra ZİHA 1 ve ZİHA 2 olmak üzere 10 litre ve 50 litre olarak da bu sistemi giderek yükseltmeye başlayacağız. ZİHA ne demek? Ziraat bir şey mi? Zirai insansız hava aracı demek. Ha, insansız. Ha, sen pilot evet. Deyince bunun için oturmuyor yani pilot. Elinde bir şeyle geliyor. Yok. Yani. Bunu kullanabilmeniz için de pilot olmanız gerekiyor. Zaten Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Kurumu verilerinde bir insansız hava aracı kullanabilmeniz için, satın alabilmeniz için de bir eğitime tabi tutulmanız ve bir ehliyet almanız gerekiyor. Yine bu süreçte biz de bu eğitimleri vermeyi düşünüyoruz ilerleyen süreçlerde. Şu an bir de bu pilotluk daha güvenli yani. Çakılsa bile alet çakılsa ölmüyorsun yani. Yok, evet, otonom olduğu için. Herhangi bir sorun yaşamıyor. Çiftçilerimiz de biz de. Yani siz peki tarım ağırlıklı mı? Diğer projeler, bundan sonraki gelecek işler hep bu şekilde mi olacak? Yani nasıl, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz insan hava aracı sistemler üzerine Ar-Ge geliştiriyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi. Havacılık şirketiyiz zaten. Ar-Ge tasarım üzerine de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an 18 sektörde insan hava aracı sistemleri kullanılıyor. Biz de Helimor ekibi olarak bu 18 tane sektöre ve ilerleyen süreçlerdeki diğer sektörlere de insan hava aracını entegre etmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Bununla alakalı da yani yakın zamanda da yine farklı projeler. Yine Enes'lerin projesinde yani yarışmasında da arama kurtarma insansı hava aracıyla birinci olmuştuk. İkinci projemiz oydu. Daha önce de silahlı insansı hava aracı projesiyle çalıştık. Fakat maliyetlerin çok fazla olması, yine satacağımız alanın sınırlı olması projeyi askıya almamıza sebep oldu. Silah ne aslında koydunuz? Tabanca biraz falan mı? Ya ne bu süreçte şey Tampa'yla görüşmüştük. Şey mi? Yolda geçenleri durdurup eller havaya deyip paralarını mı alıyordunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl para kazanıyorsunuz? Yok. Ya biz de yine otonom bir insansı hava aracıyla sabit kanat. Bir silahlı insansı hava aracı projemiz vardı. Bununla alakalı Canik 55 ile görüşmüştük. Onların da böyle bir silah projesi vardı. Ama dediğim gibi maliyetin çok yüksek olması bizi projeden döndürdü ne yazık ki. Aslında bu süreçte girişimcilerin yani bizlerin biraz sıkıntısı da sponsor bulmak, maddi olarak sıkıntıya düşmek. Özellikle de bir ürün üreteceksek bu konularda gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Bu Canik ne diye soru aslında gelmiş? Biraz da yol haritası burada belli olmuş oluyor. Canik 55 bir silah fabrikası. Ha, Türkiye'de mi bu? Tam olarak MC'de falan görüşürüz mü? Evet Samsun'da. Samsun'da çok büyük bir firma. Tam olarak şirket adını hatırlamıyorum ama Canik 55 olarak geçiyor. Enes belki bilir. Tam Enes şirketin ismini hatırlıyor musun Enes? Yok biliyorum tabii ki Canik fabrikası. Hatta Amerika'ya biz Canik Amerika'ya bile şu an polis silahı satar. Böyle Samsun'dan kurulmuş bir büyük bir silah fabrikasıdır Canik. Yurt savunmaya önemli. Şey de olabilir. Ajanlara falan Canikom falan deyip böyle ay Canikom falan. Canikom. Zaten Canik dağları vardır Samsun'da. Büyük ihtimalle ismini oradan öyle mi? Tabii. Samsun Çarşamba arasında böyle bir Canik dağları söz konusu. Oradan geliyordur hocam adları. Hatta Canik ilçemiz var zaten. Merkez ilçelerden bir tanesi de Canik'tir. Canik 55 diye söylemişler. Evet. Canik 55 evet. Yani fabrikada söylemiş. Evet, peki Demir Lady'yi en çok kızdıran sorun nedir efendim? Bir girişim ya yaparken kimler hani kızdırdı sizi? Aslında başka çok ne bir sorun var? Yok mu? Hocalarla aranız iyi mi yani? Herkesle aranız iyi mi? Herkes size iyi davranıyor mu? Şöyle dediğim gibi mentorluk desteği aldığımız için bu konuda biraz aslında network ağımız genişti. Hani herhangi bir engelimiz yoktu maddi sıkıntı haricinde. Yani Cinovasyon Derneği bu konuda bize çok destekçi oluyor. Hala da bu süreçte takıldığımız noktalarda gece gündüz demeden bize destek sağlıyorlar. Aslında burada girişimcilere tavsiyem kesinlikle bir mentorla çalışmaları. Çünkü şu an hani çok kısa sürede girişimin işletmeye dönüşmesi onların sayesinde. Hani çünkü çok tecrübeli insanlar tarafından kurulmuş bir dernek ve mentorluk desteği sağlıyorlar bizim gibi girişimcilere. Bunu ücretsiz yapıyorlar. Yine yarışmaların da hani çok faydası oluyor bu süreçte. Yarışmada da mentorluk sağlıyorlar. Ve hani dereceye giren arkadaşlara da bu süreçte destek sağlıyorlar diyebilirim. Hani pazarlamasından tutun ki girişimcilik eğitimlerine, yine bu süreçte girişimi nasıl ilerletebileceğimize, bu süreçte kimlerle tanışmamız gerektiğine kadar bu süreci gerçekten geniş bir şekilde yürütüyoruz. Hani dediğim gibi patent başvurumuzu yaparken de yine bir kısım destek aldık. Şu an marka tescilimizi de yaptık. Yine ürünün ilerleyen süreçlerde pazarlama konusunda diğer konularda da çok destek aldık. Mesela Türkiye ikinciliğimiz var, Selçuk Bayraktar'dan aldık. Hani bu konularda da bize çok destek sağladılar. Böyle diyebilirim yani. Tavsiye vermek isterim. Evet, Başak'ı desteklemek istiyorum hocam hemen araya girip. Mesela Başak Samsun'da gerçekten bir hekaton yarışmasında çıkan girişimdiler. Yani geçen yıl değil mi Başak yola çıktınız? Yaklaşık bir yıllık bir serüven var. Doğal olarak bizim gibi ekosistemler bu tür girişimlerle birlikte bir harekete geçer hocam. Bir kıvılcım yaratır. Ama bunları sürülebilir kılmak ve değeri taşımak da buradan çok değerli hocalarımız izliyor. Alp Aslan hocamız ve Cavit hocamıza selamlar. Evet. Onlar gibi dernekler bu işin sürülebilirliğini alıyor. O yüzden ben buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Bizler gibi ekosistemleri mutlaka bu tarz dernekler, bu tarz işte ekosistemler mutlaka desteklemeli hem globalde hem ulusalda ki bizim harekete geçirdiğimiz o yaptığımız o kıvılcım ateşi büyüsün ve bir ateş olsun. Büyüsün ve bugün bir yıl içinde Başak gibi bir girişimci kadın ortaya çıkarsın. Teşekkürler Başak. Bugün Atatürk'ten cümlelerle gidiyoruz. Evet, Atatürk'ün memleketi. Ben seni kıvılcım olarak gönderiyorum. Ateş olarak gel diye. Sirkeci'de o ilk
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk paralarıyla yollanan 10 tane çocuğun hikayesinde çok da önemli bir laftı. Sen bugün öyle gidiyoruz. Evet, güzel güzel bir cümle oldu. Orhan Bey, bir de sizi biraz önce girişimimizi dinleyemedik. Girişiminizi biraz daha ayrıntılı anlatırsanız ve yaşadığınız sıkıntılar var mı? Böyle her Başak Hanım, her şey güzel. Hayat pembe yani. Sorunu yok, derdi yok. Sende de öyle mi işler? Şöyle Letim, bizim bu girişimcilik dünyasına başlamamız iki projemiz de oldu. Geçtiğimiz sene Direct ile bu seneydi Cosmodrop projemizle başladık. Aslında bu sunum içerisinde Cosmodrop'la ilgili ben biraz bilgi vereceğim. Biraz da Direct konusunda da bilgilendirme yapacağım. Cosmodrop, medikal ürünlerin dronlarla hızlı ve güvenli ve daha uygun maliyetlerle otonom olarak taşımacılığını gerçekleştiriyor. Elektrikle çalışan bir sistem kuruyoruz ve özellikle yenilenebilir enerjilerle destekleyerek sistemin kendi içerisinde ciddi oranda bir kar yapmasını sağlıyoruz. Yani şöyle bir örnek verebilirim ben size. Hani medikal ürünlerden kastımız depolarında... Kolum koptu, drone'a kol getir diyorum, kol getiriyor. Takıyor mu aynı zamanda? Öyle bir şey mi? Yok, hayır. Henüz öyle değil ama şöyle söyleyeyim. Depolarında eczanelere dağıtılan ilaçların çok ciddi anlamda bir hani yol kat ettiklerini gördük. Motokuryeler daha çok bu sektörde aktif olarak kullanılıyor ve biz bazı ecza depolarının müdürleriyle görüşerek onlardan bazı bilgiler edindik ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda belki bir eczaneye günde sadece 10-20 adet, 10-20 kez ilaç teslimatı gerçekleşiyor ve bazen bir ilaç teslim ediliyor. Bazen araçlarla koli koli ilaçlar alabiliyorlar. Bunlar tabii halkın talebine göre değişiklik gösterebiliyor. Bizler bu sektörde, yani bir kuryenin bazen günlük 200-300 kilometre kadar bir yol yaptığından bahsedildi. Sadece bir ecza deposunda çalışan yaklaşık bir 15-20 adet bir kuryeden bahsediyoruz. Bunların hem araçların ilk satın alma maliyetleri, hem bunların işletme maliyetleri hesaba katıldığı zaman da bizim hem de kullandıkları yakıt türlerinden sebep ötürü böyle bir fikir ortaya attık. Çeşitli ecza depolarıyla görüştük. Onlarla ecza ve ecza deposu, yani hafif olduğu için mi? Yani ve pahalı olduğu için mi? Yani taşınan ürünün pahalı ve hafif olmasından dolayı mı, yoksa aciliyetten dolayı mı? Yani niye ben drone'la vereyim? Motorcu getiriyor zaten. Niye ben drone'la uğraşayım ki? Tellere takılacak bir şey. Çocuklar taş atacaklar. Silah sıkacaklar. Hele o Adana'dan falan geçerken millet pat pat indirir onları aşağıya. Şöyle bir durum var. Zaten bizim ilk hedefimiz, hani diğer ülkelerde henüz ülkemizde gerçekleştirilemeyen, gerçi PTT zaman... Mesela. Nasıl? En son testi Adana'da yapın. Drone kalmaz elinizde yapsın. Samsun'da bir ara sniper vardı Orhan. Evet doğru. Hatta bizim ilçedeydi kendisi. Şöyle ifade edeyim. Biz aslında daha genele hitap etmeye, biz kargo taşımacılığından yola çıkacaktık. Bu elbette ki bugün olmasa da söz gelimi söylüyorum, yarın olacaktı. Bu gerçekleşecekti ki bazı ülkelerde bunun teslimatlar gerçekleştiriliyor. Bizler de yine Başak Adam'ın görüştüğü mentorlarla biz de destekler aldık. Kendileri bizlere, hani tamam, ortada bir ürün var, bunu kullanacaksınız ama illa genele direkt hitap etmenize gerek yok. Önce biraz daha düşük bir alandan, pazardan başlayarak bunu geliştirmemizi tavsiye etmişlerdi. Biz de bu sektör üzerinde düşünürken Oğuz Özkaroğlu hocamızla, mentorumuzla görüştük ve kendisi biraz daha medikale yönlenebileceğimizden bahsetti. Evet. Biz de bu görüşmelerden sonra bu sektörde medikal kısmında yönlendirdik. Hani siz bahsettiniz, daha demin bazı risklerden bahsettiniz ama şöyle ifade edeyim. Sonuçta motokuryeler de trafikte ve... Yok, şaka yapıyorum ben canım. Yok, anladım. Şöyle söyleyeyim. Sadece... Hani medikale neden yönlendiğinizi anlatın diye dedim. Hani medikal sonuçta daha değerli ve acil ihtiyaç olunabilecek, sağlıkla alakalı olduğu için ve onu taşımak hızının değeri var. Ya yani ben şimdi öleceğim, bilmem ne serumu lazım. Bana o hemen gelmesi lazım. Yani bir gün sonra, öldükten sonra onu ancak şey yapar, yıkarsınız. Yani hani bir işe yaramadım senin. Yani o yüzden aciliyet sebebiyle drone'un orada bir farkı olması lazım. O yüzden sordum. Hani neden medikal diye, o yüzden. Yoksa her şeyi taşıyabilirsiniz yani. Tabii ki şöyle ifade edeyim. Aslında bizim duyduğumuz sayılar bizi de gerçekten şaşırttı. Çünkü hani
10-15 kilometrelik bir yolda bile veya daha az kilometre bir yolda bile trafikten kaynaklanan sebeplerden dolayı bir kuryenin 25-30 dakikada oraya o konuma ulaşabildiklerinden bahsettiler. Hani bizler tamam henüz elimizde net bir ürün olmayabilir ama yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda bu ürünleri çok daha kısa sürede yani süreyi %50-60 civarında azaltarak bu şekilde bir verim elde ediyoruz. Aynı zamanda biz şundan bahsediyoruz. Hani sonuçta ecza depolarının aldıkları daha önce de bahsettiğim ilk yatırım maliyetleri. Bu araçların sigortaları işte ve bu araçlarda harcanan yakıtlar. Bizler hani yenilenebilir enerji örneğini verirken şundan bahsediyorduk aslında. Hani ecza depoları zaten büyük bir alana kurulmuş. Yani basit bir örnekle şöyle ifade edeyim. Güneş panellerini bile kullanabiliriz bu araçların şarjları için. Yani biz bunlarla da desteklediğimiz zaman da sistem kendi içerisinde kazanmaya başlayacak ve aynı zamanda doğayı da yani yeşillendirmiş olacağız. Böyle bir güzel tarafımız olacak. Vallahi güzel. Şimdi kafamda hayal kurdum ya böyle kuşlar gibi gelip çatıya konacaklar onda. Şarj olacaklar. İş gelince gidip alacaklar falan. Güzel bir böyle kurgu güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sorun olarak yaşadığın en büyük sorun nedir abi peki? Yani bu tabii şöyle ifade edeyim. Hani dediğim gibi ben bu girişimcilik serüvenine Caner de benim ilkokul arkadaşım. Kendisi çok uzun zamandır tanışırız. Kendisi beni bu sektöre, bu girişimcilik alanına hani davet etti ve biz de katılma fırsatı sağladık. Şöyle söyleyeyim, aslında motivasyon sağlandıktan sonra aşılamayacak bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Ve bizim projelerimizde bugüne kadar büyük ihtiyaçlarımız network ve yatırımdı. Etkinliklere katılıp yeni insanlarla tanışarak network'ümüzü zaten günden güne geliştiriyoruz, güçlendiriyoruz. Yatırım alabilmek için ise bu girişimciler hani etkinliklerde çok sık duyuyoruz. Önce kendimize güvenmemiz gerekiyor. Sonra da ekibimizin gücünü ve potansiyelini ve projemizi doğru bir şekilde yatırımcılara ifade etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda her şeyden önce de çok iyi bir ekibimizin olması gerekiyor. Yani kısaca eğer iyi bir ekibe sahipsek birlikte her işin üstesinden gelebileceğimize ben inanıyorum. Yani kısaca ana başlıklar ben network ve yatırım olarak ayırabilirim. Yani network'ü de dediğim gibi bahsettiğim gibi yeni insanlara tanışarak sağlıyoruz. Aynı zamanda yatırımı da doğru anlatımla ve düzgün ifadelerle yatırımları da sahip olabileceğimiz inanıyoruz ve konuştuğumuz, görüştüğümüz yine yatırımcılar da elbette ki var. Çok teşekkür ederiz. Dodak'tan Salih ve İbrahim. Böyle şey kuaför ismi gibi oldu. Salih ile İbrahim gibi. Kuaför ismi. Sizlere hangisini dinleyelim? Bu sefer İbrahim önce konuşsun. Daha önce İbrahim konuşmuş. Pardon, Salih önce konuşsun. Yani. Evet, bu sefer ben başlayayım Okan Bey izninizle. Tabii şu ana kadar izlediğimiz tüm ürünler ve bahsedilen ürünler hep teknik ürünler. Biraz daha baktığımızda bizim bu kısımda Safayat Bey'in ve Başak Hanım'ın tasarımlarına bakıldığı zaman orada bile bir sanatın var olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki bizde düşünce sanatı ve yaşam sanatı olmak üzere hayatımızın her anına girmiş olan sanatın pandemi gibi zor şartlarda yapılamadığını ve bu süreçte olmasa da olmaz diyemeyeceğimiz bir alan olduğu için sanat üzerine bir mobil uygulama tasarlayıp ve yazılımında üstlendiğimiz, ürettiğimiz bir mobil uygulama tasarlıyoruz. Burada tabii ki dediğim gibi her alanda olan sanatın asla yapılamaması gibi bir ihtimalin olmaması için uğraşıyoruz. Buradaki amatör sanatçılarla da bir pazar görüşmesi yapıldığı zaman, personel görüşmesi yapıldığı zaman çok yetenekli olduğunu, lakin istediği ve kafasına uygun eğitimlere denk gelemediğini, böylelikle de bir hayal kırıklığına uğrayıp sanattan vazgeçtiğini saptadık. Bu süreçte de amatör sanatçılar için bir rehber olsun. Rehber niteliğinde bir mobil uygulama tasarlayalım istedik. Daha sonra Orhan Bey'in dediği gibi network bu sanat camiasında biraz daha niş bir alan olduğu için kulaktan kulağa duyulan şekilde ilerledik ve hani profesyonel sanatçılara ve usta isimlere de ulaşma şansı yakaladık. Buradaki amatör kişilerin de onlarla iletişim kurup kendilerini geliştirmelerini sağlamamız için bizim için bir neden oldu. Ve dedik ki profesyonel ve usta sanatçılar için bir arşiv niteliği taşıyalım. Hani en başta demiştiniz Einstein'ın denklemini zaman ve mekanı geçersiz kılarak ilerletelim. Biz de bunu yapmak istedik. Yani hem geleceğe hem de şu anda da erişmek isteyen kişilere bir arşiv bırakalım. Bir arşiv niteliğinde kendilerini geliştirebilecekleri bir imkan platform sunalım istedik. Şimdi program tam olarak ne yapıyor? Yani bu amatör sanatçıyı profesyonel hale mi getiriyor? Ne yapıyor? Ne, eğitim mi veriyor? Tabii bu süreçte uygulama içerisinde kişiselleştirebilir akışıyla yine burada akıllı öğrenme ve makine öğrenmesiyle üzerine çalışıyoruz.
Kendisinin bir dijital sanat portfolyosunu oluşturup ve nereden ne nereye geldi? Ben şan eğitimi alabilir miyim senin? Yazılım bana şan öğretebilir mi sen? Yazılım şan öğretemez ama buradaki sizin gelişiminizi takip edebilecek ve gelişmenizi sağlayacak yönlendirmeleri sağlayabilir Okan Bey. Ben yüklemiştim sen programdan önce. Hemen deneyelim. Ah bir ateş. Bak işe yaramış mı? Bilmiyorum ama biraz evet, çok iyi Okan Bey. Çok iyi gerçekten. Ha, sadece... kötü de sen yazılıma laf atmış olacaktın. İyi diyeceksin tabii. Şimdi senin yazılımın amacı amatör sanatçıyı profesyonel hale mi getirmek? Tam anlamadım oradaki, ben orayı. Evet, oradaki gelişimini takip edebilmesini sağlayacak Okan ne Bey. Ne yapacak? Ve nasıl takip edecek? Ne anlayacak? Şimdi mesela ben 25 yıldır bateri çalmaya çalışıyorum. Hala hiçbir şeye benzemiyor yaptım. O yazılımım olsaydı ben 25 yılda uğraşmayacak. Birkaç yılda bateri çalabilecek miydim? Ne olacak yani? Ya, bu uygulama içerisinde Okan Bey sizin ilk başlangıçtaki seviyenizden sürekli testlerle ilerletip ve yönlendirmeler sağlayarak işte bu az önce dediğim gibi network'e ulaştığımız usta isimlerle de iletişim sağlayarak kendinizi o dijital portfolyonuzun gelişme imkanını size sunacak ve gösterecek. Ya o bu yani üstadlar belki... bunlara ders mi verecek abi? Ben orayı evet, anlamadım. Evet. Yani senin yazılım evet. Ne yapacağını anlamadım. Hala. Oradaki yönlendirmeyi sağlayacak yani Okan Bey. Dediğiniz gibi hem usta isimler orada bir pazar sağlayacak ve rekabeti dinamik tutacak. Onlara bir eğitim verecek. Aynı zamanda da amatörler için de gelişimini sağlayacak. Açık yani orada temel mi? Bazı eğitimler mi olacak? Mesela atıyorum. Evet. Diksiyon, yani tiyatroda belli başlı eğitimler var. İşte diksiyon gibi, işte ses bilmem nesi gibi, şu gibi, bu böyle belli kalıp eğitimler var. Bunları zaten yazılım içinde bunları alabilecek. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra artık Cemil Demir Bakan ustamıza ihtiyacımız varsa ona evet. Ulaşması için de siz orada şey yapacaksınız. Arada çizgi çekeceksiniz. Hop kesinlikle. Ona ulaşmış olacak. Yani o da belli onun level seviyesine göre biraz İngilizce öğretmek gibi bir şey olacak herhalde durum. Evet aynen öyle. Tamamen öyle Okan Bey kesinlikle. İbrahim bundan sonra Salih'e ilk söz vermedim oğlum sen anlattın. Sen de toparla bakalım ben de karıştırdım. Aslında eğitim programımızın eğitim kısmında var. Fakat bizim yani aslında amaçlarımızdan biri de gerçekten sanatla uğraşmak isteyen insanları ortak bir platformda toplayalım dedik. Çünkü sosyal medyada sanat dağınık halde bulunabiliyor. Paylaşımlar gözden kaçabiliyor. Ama biz dedik ki ortak amaçlı sanat olan insanları bir uygulama toplarsak çok daha verimli bir... Tam ne olacak mesela verimden kastınız nedir? Ben anlamıyorum. Şimdi mesela ben yine bateri örneğine vereyim. Ben bateri çalıyorum, öbürü gitar çalıyor, öbürü şarkı söylüyor. Bunlar bir araya gelip grup mu olacağız? Online bir grup kurabilir miyiz mesela sizin sistem üzerinde? Peki bizim uygulamamızda grup oluşturabiliyorsunuz. Bireysel olarak katılabiliyorsunuz. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de bir müzik grubu var. Ve orada grup geceleri çıkıp sahnede şeyler çalıyor. Mesela oradaki grup bateristi diyelim hasta oldu veya işi çıktı. Katılamıyor. Mesela bizim uygulama sayesinde hemen akşama bateriste ihtiyacım var veya bu grubumuzda artık arkadaşımız bize devam edemeyecek. Katılmak isteyen var mı gibisinden. Ben kendine yeni bir grup bulabilir veya aklında bir proje vardır. Nasıl örnek vereyim? Mesela öğretmenler kendi aralarında Eskişehir'de bulunan öğretmenler bir müzik gösteri yapmak istiyor. Bizim uygulamamıza girip fikrini belirtip arkadaşlar işte beraber etkinlik yapmak istiyorum. Şu tarihte bir konser verelim deyip bu işte emek vermek isteyen insanları bulup beraber gösteri yapabilirler. Ben şöyle anladığım kadarıyla şöyle özetleyeyim mi? Yani bizim aynı zamanda hem sanatçı pazar yerimiz var. Hem iş fırsatları yerimiz var. Hem biraz eğitim tarafımız var. Hem biraz mentörlük tarafımız var. Hem biraz usta çırak ilişkisi var. Bunların hepsinin biraz da sosyal medya var desek sanki böyle anlatmış gibi olacağız herhalde. Evet, peki evet. Biz uygulamayı ne zaman görebiliriz? Ne zaman göreceğiz bu uygulamayı? Şu an var mı? İndirebiliyor muyuz? Şöyle Okan Bey. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Evet. Tamam. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir süre içinde uygulamayı piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Evet. Yani fikri tabii biraz zor oldu ifadesi ama uygulama olduğunda zaten gerek kalmayacak. İndirince anlayacağız. Evet. Ama sanat gibi önemli bir konuya değin. Özellikle ben teşekkür ederim. Özellikle şu anki mevcut sanatçı arkadaşlarım için de hepsinin durumu çok kötü biliyorum.
Çünkü hiç kimse gösterisini yapmıyor, oyun oynayamıyor, para kazanamıyor. Çok kötü koşullarda yaşamak, çalışmak zorunda kalıyorlar. Yani çalışamıyorlar, yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve online'da sanat yapmayı da birçok sanatçı bilmediğinden, beceremediğinden ya da kendisi de o duyguyu edemediğinden ya da o birlikte çalışınca o frekansları tutturamadığından da maalesef grupsal çalışmalar yapılamıyor. Benim de en büyük hayallerimden biri aslında bu konu. Sanatçıları bir şekilde online'da bir araya getirip gerekiyorsa farklı oyuncuların farklı yerlerde, farklı illerde bile olsa o tiyatro oyunu gibi daha zor ya da bir grup gibi işte bateri müziklerin şey gibi bir araya getirebilecek bir teknoloji bulunmasının çok acil ihtiyaç olduğunu. Çünkü hem sanatçılar sanat işini artık bırakmak ve yapamaz duruma geliyor. Hem de bizim gibi bununla beslenmesi gereken beyinler beslenemediği için maalesef köreliyor. Ve insanlık daha da kötü bir yere doğru gidiyor. Covid'in en büyük zararından birinde bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle sanatla ilgili çalışma yaptığınız için teşekkür ederim. Bununla ilgili de sizden programdan sonra da her zaman da görüşmek isterim bu konuyu. Benim de en çok takıldığım konulardan biridir. O yüzden çok sıkıştırdım sizi yani. Yoksa sıkıştırmazdım. Enes Bey tabii şey biraz sizin bulunduğunuz pozisyon itibariyle biraz hani siz de girişimcilerin yaşadığı en büyük sorunlar nedir? Siz de kendiniz daha önce girişim yaparken yaşadığınız sorunlar vardı. Evet. Biraz buradan aslında bahsederseniz ya da bunlarla ilgili pratik çözümler varsa aklınıza gelen onları da aktarırsanız en azından sadece şikayet eden değil de çözüm üreten tarafta evet. Da olalım. Tabii seve seve hocam çok güzel bir söz okumuştum bugün bir etkinlikte. Söz aynen şöyle, eğer aradığınız ortam veya bulunduğunuz ortamdan memnun değilseniz memnun olacağınız o ortamı kendiniz oturup yaratmalısınız. Yani tam olarak bizler aslında girişimciyken özellikle de Özgür abiyle bu problemleri şöyle sıralayabilirim. Bir, gerçekten zaten fikrimizi geliştirecek bir yol haritasına pek erişemiyorduk. Know-how'a pek erişemiyorduk. Çünkü birazcık o zaman pandemi de yoktu. Yerel bölgelerde kalmanın avantajı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben Samsun'da hocam haftada belki bir gün falan bulunuyordum. Onun dışında genelde şehir dışındaydım. Ya İstanbul'da ya Ankara'da. Nerede bir kongre etkinlik var orayı kovalıyordum ki know-how'um, network'üm gelişsin. Sonra ben bunu bir şekilde fikrime yatırım yapayım diye. Doğal olarak bu bizim için tabii ki büyük bir dezavantaj olduğu dönemler oldu. Hem maddi hem manevi olarak. Şu an pandeminin etkisi tabii ki bunlar birazcık görülmüyor. Ama biz yine de bunların etkisini özellikle de girişimlerimizin bu tarz sorunlarla daha fazla karşılaşmasın diye zaten Özgür abiyle bir araya geldiğimizde bu hikaye buradan oluştu. Yani biz o gördüğümüz erişilemez problemleri, erişilemez noktaları girişimci parkının online platformu vasıtasıyla bir araya getirerek işte Başak'a, Orhan'a veya İbrahim'e bunu sunmak istedik ki artık onlar için bunlar bir problem olmaktan çıksın. Çünkü bugün Amerika'da orada burada sürekli bir fikir geliştiriliyor. Bugün bu konuşulan fikirlerin emin olun belki 10 tanesi başka bir ülkede geliştiriliyor. Doğal olarak dünyada hız önemli ama kontrollü hız çok önemli hocam. Doğal olarak biz girişim parkı olarak şu an bu yarattığımız ekosistemde bu know-how'da girişimcilerimize kontrollü bir hız sunuyoruz. Kontrollü hızdan kastın şu değil mi abi? Formula 1 arabası kullanmaktan var. Yoksa 124 kullanmaktan bahsetmiyoruz. Yok yok hocam. Aynen öyle. Profesyonel tamam. Formula yarışçıları gibi düşünün mesela. Doğal olarak şimdi bu arkadaşların bu yarışa tutunabilmesi için en önemli iki şeye odaklanabilmeleri lazım. Bir, iş fikirlerini geliştirmeye. İki, ya ekiplerine. Aslında şunun için söyledim ben bunu abi. Normal evet. girişim teknokentler herkes 124 haline getirip yavaş 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 diyorlar. Siz ise arkadaş ya formula yarışçısı. Yani Başak ver o arabayı hepimizden hızlı kullanır. Yani onu ver abi ama evet, kaza yapmasın. İşte virajda biraz yavaşla. İşte evet, bak burada uçurum var. Hocam. Dikkat et. Gibi evet. Yanında co-pilotla araba kullanmasını engellemiyoruz. Anahtarı veriyoruz. Kullan diyoruz. Yok, yani, değil tabii mi? Anahtarı veriyoruz hocam. Dediğim gibi ama kontrollü bir alan sunuyoruz ki rakiplerindeki o yarışa erişebilsinler. Globalle yarışabilsinler. Ve bunları yaparken de hani Özgür abi çok güzel aslında özetledi o yol haritasını. Hafta hafta bu arkadaşlar ne yapması gerektiğini oturup birlikte tasarlayacağız biz bu arkadaşlarla. Doğal olarak da girişimler ilerlerken kontrollü hızda hiçbir zaman uzaklaşmayacaklar, hata yapmayacaklar. Belki 6 ay sonra geldikleri noktada dönüp baktıkları zaman harbiden o 6 ayı değerlendirebildiklerini görmüş olacaklar. Biz bu noktada problemler yaşadık Özgür abiyle birlikte zamanında. Ama artık girişimci parkı gibi bir platformla biz bunları çözmek istiyoruz. Ha, bizim şu an ekosistem olarak da yaşadığımız sorunlar var. Ben bunları da tabii ki dile getirmek istiyorum. Özellikle tabii ki pek çok toplantı yapıyoruz. Bugün belki birlikte yaptığımız bir geçmiştir toplantı sayısı farklı ekosistemlerle veya işbirlikçilerle.
Bazılarının kafası direkt şuna gidiyor. İşte rakibiniz kim? İşte nasıl işte bu olayı yürütüyorsunuz? İşte aa bakın bu platform var bedava falan, hani farkınız ne falan diyorlar böyle. Ya arkadaşım, birincisi Türkiye'de şu an girişimcilik ekosisteminde rakip kelimesini kullanacak düzeyde değilsin sen. Anla artık. Türkiye bakın 2000'li yılda bile biz inovasyonda dünyada hocam ilk 45'teydik yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 50'ye hatta 60'a doğru geriliyoruz. Ha gayret geri gidiyoruz. Yani o cafcaflı kocaman programlar, etkinlikler hani sizi yanıltmasın. Doğal olarak bu noktada işin ehli, işin kökünden dibinden gelen bizler gibi girişimciler aynı zamanda ekosistem geliştiricisi olacak ki bu işler ileriye gitsin. Öyle oraya buraya 2-3 milyon yatırım yapmakla bu iş yürümüyor. Bakın bugün Başak Demir 300 bin liraya kurdu işte şirketini. COSCAP desteğiyle. Nereden çıktı bu kız? Girişimci parkından çıktı. Cinovasyonla ilerledi. Üstüne de koydu emeğini, işbirliğini. 300 bin liraya fıstık gibi kadın girişimci. Gerek yani onu demek istiyorum. Artık bakın mühendislik, şöyle bir mühendislik algısı vardır yine Almanya'da. Minimum şimdi mali, orada abi virgülü nereye koyduğun önemli. Şimdi fıstık gibi kadın evet. Virgül girişimci mi? Fıstık evet. Gibi kadın İkisi girişimci. De değil, İkisi de değilim abi. Evet. Ya doğal olarak bizim hani bu noktalarda yani gerçekten nereye adım atıyoruz? Hangi hızda atıyoruz? Bilmemiz gerekiyor. Ve birlikte adım atmamız gerekiyor. Şimdi bize o yüzden hani geldiklerinde ekosistemimizin rakibiniz dedikleri an biz zaten Özgür abiyle toplantı bitince direkt hadi eyvallah diyoruz. Çünkü bizim şu an rakip olmaya değil, rekabete de değil. Bizim şu an beraberliğe ihtiyacımız var. Bakın ne kadar güzel değil mi? Beraber olmamız lazım ki bu ekosistem bizi ileriye götürelim. Hep birlikte İTÜ Çekirdek de olsun bunun içinde. Bugün etkinliklerindeydik. Çok güzel bir etkinlik yaptılar. Hemen yazdım peşinden sonra hocam. Fırsatçıyımdır ben biraz. Ondan sonra doğal olarak biz bu ekosistemi ileriye götürürsek birlikte o zaman işte bu tarz girişimcilerimiz de bu olayda o zaman ne yapar? Güzel güzel meyvelerini toplar ve globalde de rekabet eder, ulusalda da rekabet eder. Ama sen benim girişimcisin, sen şunu girişimcisin dersek işte iki muhabbetin ucunda hemen işte senin rakibin kim dersek işimiz var. Ya kaç yıl önce demişler Amerika'nın bu siz söyleyin hocam patent dairesinde ne demiş adam arkadaşlar demiş dünyada iş, her fikir düşünüldü her fikrin patenti alıntı demiş zaten doğal olarak yani, ama adam haklıymış abi ya. Haklı evet haklı ama şunu yani adam bak gerekiyor. Adam haklıymış Madame Curie, Edison, Tesla evet. Bir adam yeter demiş lan tamam evet, ya Enes Menes diye biri gelmez diye adam umutsuzmuş yani ama geldi evet. Abi Enes geldi. Burada. Yani hocam ya üstüne koyarak gidiyoruz ya. İnovasyon çok yanlış anlaşılıyor bazen. Doğal olarak buradaki evet. Her arkadaşımıza şu an inovatif bir yandan bu fikirleri tutuyor. O yüzden yani dünyadaki... Ben şöyle diyorum aslında olaya. Bu herkesin vatan borcu. Burada evet. Eğer elinde bir imkan olup fırsat olup da Başak'a, İbrahim'e, Salih'e, Orhan'a, size destek Safayat'a destek vermeyen biri varsa vatan hainidir. Yani vatan hainliğini tutup da başka şeylere yormaya gerek yok. Sonuçta burada bir değer üretilirse bu değer insan çalıştıracak. Bu değer ülkenin ekonomisine faydalı olacak. Bu değer en büyük değer beyin göçü önlemleyecek. Yani şu an ben çok iyi biliyorum ki bu ekrandaki arkadaşların Safayat belki kaçacak ama hani kaçmasın o da kalsın Türkiye'de. 3-5 yıl içerisinde birçok yurt dışına gidecek. Yani onlar giderse ne olacak? Bir daha Türkiye'ye gelmiyorlar, gelemiyorlar. Çünkü oradaki imkanlar o kadar farklı ki. Yani adam diyor ki abi ben geleyim ülkemi çok seviyorum ama diyor benim diyor baktığım yere bakan teleskop yok. Hani Türkiye'de öyle bir teleskop yok. Evet. Benim diyor 20 yılımı o teleskop üzerinde geçirdim. Yapacağım başka bir şey yok diyor yani. Öyle bir imkan yok. Öbürü diyor ki ben de evet. Diyor abi atom bilmem nesi yok. Ne yapayım diyor yani. Öbürü bilmem ne yok. Öbürü böyle laboratuvar yok. Adam bir daha gelemiyordu. Hani gitti mi? Gelmesi için evet. Öyle bir şey ekipman da yok. Yani hani Formula 1 yarışçısı olayım ama öyle bir araba yok. Hani ne yapacağım yani? Ne yazık ki hocam. Yani son cümlemle ben de bitireyim hocam. O yüzden hani Türkiye'de birine fikrinizi anlattığınız zaman genelde hani nasıl yapılamayacağını konuşuyorlar. Ama yarım gün işte Avrupa'ya kaçan gençlere sormak lazım. O tarz yerlerde veya ülkenin dışında pek çok anlayışta da şu var. Siz bir fikir anlattığınız zaman nasıl yapılmayacağını değil, üstüne ne katılacağını, nasıl daha iyi hale getirileceği konuşuluyor. İşte bunu konuşmalıyız. Odak noktamız bu. Sonuçta bugün Özgür'ün beyni, Enes'in beyni, giriş parkını tabii ki ileriye taşımaya sadece yeterli değil. Okan Dedeoğlu'nun da görüşü önemli. Başak'ın da görüşü önemli. Herkesin fikri için bu. Ama oturup biz burada giriş parkını veya işte Başak'ın fikrinin nasıl olmayacağını konuşursak o zaten iş orada biter. Olmaz. Ama üstüne nasıl daha iyi olur konuşursak işte o zaman ilerleme kat ederiz deyip teşekkür ediyorum hocam.
Çok teşekkür ederim Enes'im. Çok güzel konuşman için. Özgür Üstadım, Enes'in açtığı ortaya bir kafa at istersen, gol atayım. Bir gol atayım aynen. Bir fırsat, yani tabii sıkıntılar var ülkede, her zaman her şeyde, her ülkede var, hı-hı, bizde de var. Ama tabii biraz çözümlerden hani bahsetmek lazım. Çünkü zaten artık herkes bunaldı, sıkıldı, sorunlar, fırsat şeyler dinlemek de artık sıkıyor, bizi herkes sıkmaya başladı. Çözümler ne olabilir? Yani girişimcilerin önündeki çözümler ne olabilir sizce? Biraz bunlardan bahsederseniz memnun olurum. Zaten işin başında olan insanlar olduğumuz için Enes benim de değineceğim birçok noktaya da değindi zaten. Partnerler tarafında özellikle. Tabii bizim giriş parkında da yatay bir hiyerarşi var. Sadece ikimiz değiliz. Hani ekibimiz 10 kişi. Hepimiz birlikte karar veriyoruz. Bunu da eklemek istiyorum. Peki abi bir şey daha soracağım bu arada. Onu sormayı unuttum. Para nereden geliyorsa şimdi böyle babalar hep milyon dolar falan var. Böyle harcıyor mu size? Birileri para veriyor mu? Başak sana ayda kaç para ödüyor mesela bu işleri? Bu problemlerden sonra isterseniz onu da ekleyeyim. şimdi şöyle bir durum var. Ben ilk girişimcilikle tanışım 2006 yılına dayanıyor. İlk girişimi o zaman kurmuştum yani. Bu süre zarfında bir seri girişimcilik tarafımız oldu. Birçok girişim kurduk, batırdık vesaire. Temel bir tane sorun var aslında. Ekip. Yani birçok girişimde de kendim de yaşadım. Şu an ekosistemde de yaşıyorum. Az önce Orhan da değindi bu konuya. Ekip gerçekten çok büyük sıkıntı. Yani Türkiye'de gerçekten çok fazla iş fikri var. En azından iş fikrini hayal eden var diyelim, tamam mı? Ama bunu gerçekleştirmek için gerekli adımlar atan çok az insan var. Bunların arkasında da tamamen bahanelere sığınıyorlar. Bu 2-2-4 artık. Yani o var, bu var, şu var, her şey, herkes bir şey söylüyor. Ama günün sonunda aksiyon alan her zaman öne geçiyor. Bu hani su götürmez bir gerçek diyelim. Şimdi bu noktayı bir tane metaforlaştıracağım daha kolay anlaşılması için. Bir yerde okumuştum daha doğrusu, hani benim ürettiğim bir şey değil. Hepim insanları böyle karanlık mağaralarda duvardaki o hiyeroglif yazılarına bakan kişiler olarak düşünün. Bunları girişimciler diyelim. Konfor alan orası. Her şey biliniyor yani, küçücük bir mağara. Kimisi diyor bu mağaranın ağzına kadar geliyor. Dışarıdaki ışıltılı dünyayı görüyor. İşte bu da aramızda böyle biraz sivrilen girişimciler olur. Hani böyle ufak bir yatırım alır, bir noktaya gelir. Ama sonra korkar, geri kaçar. Çünkü dış dünya çok ışıltılıdır. Kimisi zaten hiç çıkamaz. Sürekli bu duvarlara bakmaya devam eder. Kimisi de o ışıltılı dünyayı görür, devamına koşar. Yani bunlar zaten artık unicorn olanlar, ülkemizi az önce dediğiniz gibi terk edenler falan. Şimdi girişimcilik, bir girişimcileri bir dağcı olarak düşünürsek aslında hepimiz bir zirveye tırmanmaya çalışıyoruz. Mesela Başak az önce de örnek verdi. Bir seneden kısa bir sürede şirketini kurdu. Yani bu aslında o engellere rağmen yürümeye devam etti. Ama dağın etekleri her zaman günlük güneşliktir. Orada konfor alanı o kadar büyük ki keyfi çıkarması daha kolay. Ama yukarıda yalnızlaşırsın, rüzgar sert eser. Ya böyle durumlarda da hala o zirveye doğru gitmen lazım. Başak hala o zirveye ulaşmaya çalışıyor. Ya daha önünde çok yol var. Çok büyük yollar atlattı ama hala o fırtınalı yollarda koşmaya devam ediyor. Şimdi Türkiye'de sorun bu. Ekiplerde, yani ben özellikle üniversitelerin etkinliklerinde eğitmen ve mentor olarak katılıyorum ve çok fazla girişim duyuyorum. Mesela bu hafta sonunda Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılacağım. Ya o kadar güzel fikirler varken, bazısını hiç daha duymamışım ama yani toplanmışlar bir şekilde 5 kişi, 4 kişi ama bir ay sonra bir araşıyoruz, bir şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Ne oldu? Ya bizim ekip dağıldı. Niye? İşte o oraya gitti, bu buraya gitti, şu şuraya gitti. Yani herkes bir şey oldu. İş fikri nerede? Yok. Şimdi bizim etkinliğimizde de mesela neden sadece burada hani başarıya tırnak içerisinde diyelim, başarıya ulaşmış olarak hani başarı gösteriyoruz. Çünkü birçok ekip dağılıyor. Yani böyle bir sorun var. Yani bunun arkasındaki neden de insanların kendilerini geliştirmek için çaba sarf etmemeleri. Yani girişimcilik de aslında biraz yapılması gerekenler çok basit aslında. Yani kendini geliştireceksin, iş fikrini bir o kadar geliştireceksin. Ama kişisel gelişim durduğu zaman sen iş fikrini ne kadar geliştirebilirsin ki? Peki abi şimdi bu ekip sorunu, evet önemli bir evet. Sorun. Zaten her şeyin kaynağı bu. Hı-hı. Multidisipliner olmanın da kaynağı. Ekip Hı-hı. demek, sinerji demek, şu demek, bu demek. Yıllarca yani bir saat konuşabilirim bu konuda. Aynen. Peki bunun çözümü ayrılma dememek de değil. Herkesin bir hayatı var. Ne bileyim Başak bugün bunu yapar. Yarın yurt dışına gider. Orhan bir başka teklif alır. Bu ekipler illa ki de olacak. Ömür boyu Masar, Fuat, Özkan gibi hep beraber böyle saz çalacak hali yok herkesin.
Ya da bir girişime girdik diye o 20 sene o girişimi yapacağız diye bir şey yok. 2 yıl sonra bir exit planı yaparım. Bambaşka bir şey yaparım. Ya da Başak aynı anda Enes başka bir proje yapar. Enes de Başak başka bir, Orhan Enes bir başka. Yani aynı anda 20 girişim de yönetebilirsiniz. Hani illa bir girişimi yönetecek de bir şey yok. Peki bu ekip dediğimiz şeyin ekip olabilmesi için acaba bir kültür sorunu mu var diye ben aslında sorgulamak istiyorum. Çünkü yurt dışındaki örneklere baktığımız zaman bu ekip dediğimizde böyle ekip örnekleri çok fazla var. Adam diyor ki ben senin ekibinde olurum. Haftada 3 saatimi bu kıstaslarla yaparım diyor ve o işini o kadar yapıyor. Yani olup benimle kanka olması, bilmem ne olması falan gerekmiyor. Yani hayatını benimle geçirmesi de gerekmiyor. Ya da diyor ki ben bu işte hakkım benim şu kadardır diyor. Ve o hakkım bu kadardır. Ortalaması budur diyor. Tamam diyor. Evet haklısın. Bu kadardır diyor. Yani birçok şeyin aslında oranı ve rayiçi belli. Ama Türkiye'ye geldiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Yatırımcı diyor ki parayı verdim ya ben diyor. Paranın %90'ı parayı ben ve işin %90'ı benimdir diyor. Başak diyor ki arkadaş ben bu işe beynimi koydum, gençliğimi koydum bilmem. %10 için ne yapayım? %10 dediğin bahşiş yani. Ben şimdi kendi şirketimin bahşişi mi olacağım? Ama öyle diyor parayı ben verdim. Öbürü diyor bir şey yaptı. Hani bir dengesizlik var. Yani dünya ile Türkiye'de bakış açısında. Ekip tarafında da mesela benim de bir sürü mentörlük verdiğim ekip var. Genelde kavga şey kavgası. Daha fikir aşamasında pazarlık başlıyor. Yüzde kaç kimin olacak? İşte 30 senin olacak, 31'in olacak. Daha burada bitiyor. Yani hani daha girişimi konuşamıyorlar. Yani o ayırdıkları vakti şey ayırsalar, girişimi gelişime ayırsalar zaten girişim değişecek. Finalde bir ben hani böyle bir kültür, mantalite ve de iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Girişimci parkının da bu yazılımında da buna bir raiç ortalama bir şey ya da piyasa ortalaması bir şeylerin denmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun çözüldüğünde herkes çok rahatlayacak. Yani Salih bilecek yani İbrahim'le ne kadar bölüşeceğini ya da bir de şunu da mesela ben tavsiye ediyorum. Ben işe yarar mı bilmiyorum. Hani bu böyle şu an sesi düşünüyorum. Diyorum ki mesela siz bir danışman mentor alacaksınız. Bu adam size bir saatini iki saatini ayırdı eyvallah. Ama 5 yıl lazım adam size. Sen o 5 yıl adamın maaşını verebilecek misin? Şimdi Özgür gibi bir adama sen 5 yıl boyunca parasını verebilir misin? Ücretini, saat ücretini. Mümkün değil. Ya da o herkese yetebilir mi yani? Mümkün değil. Diyorum ki şey yapın. Danışmanlarınızı hisse verin. Para veremiyorsanız. Hisse verin ama birinci günde bulun danışmanınızı verin. Yani bu ekibi aslında kurulduğunda adaletli bir şekilde bölüşme kültürü oluşturulduğunda bu ekipler dağılsa bile Orhan şeyle işte İbrahim'le Salih anlaşamadı gitti ama İbrahim'in yüz hissesi var gider yerine Osman gelir yani hani kurumda da öyle değil mi? Kurumda da mantık o değil mi? Hani biraz böyle bir kurguya mı ihtiyaç var? Hani bilmiyorum bunu biraz sessiz yani, konuştum ama ne düşünüyorsun? Şöyle, şöyle bir şey var aslında temel sorun şeyden de kaynaklanıyor yani daha işin başına daha ortaya çalışma koymadan para ortaya konuluyorsa zaten onun bir girişimciliğin sorgulanması lazım. Sen o işe zaten sadece para odaklı bakmaman lazım. O bir deneyimdir. Belki de şu anki tecrübelerin senin 5 yıl sonra kuracağın, girişime aktaracağın deneyimler olacak. Bu birincisi. İkincisi 3 saat zaman ayıracağım, 4 saat zaman ayıracağım demiştiniz mesela az önce. Öyle bir girişimci örnek vermiştiniz. Bir kere zaten böyle de bir girişimci olmaması gerekiyor. Girişim dediğin gerekirse 24 saatini vermesi lazım bu işe. Yani hobi girişimcisi olunuyor işte. Türkiye'de en büyük sorunu bu. Çok fazla hobi girişimcisi var bizim ülkede. Yani bu işi tamamen bir şekilde... Yani hayatına yeni bir şey giriyor. Hiç duymadığı kelimeler diyor. Hoşuna gidiyor bir şekilde. Kültür yani bu kültüre girmiş oluyor. Ama bunu iş olarak yapanları bir örneklerine bakmak lazım. Mesela en basitinden Udemy'nin hikayelerine baksınlar. Bu zamana kadar 200 küsür kez red yemiş yatırımcılardan hala bile inançla devam etmiş girişimcilerin hikayelerine baksınlar. Yani burada ben neyi görüyorum? Çalışma eksikliği. Ekiplerin hep böyle sorunlardan bahsetmeyelim tabii. Yapıcıda da konuşalım. Ne yapmak lazım? Çok fazla çalışmak lazım. Yani etki neden ayrıldınız diyor soruyoruz. İşte mobil uygulama çıkaramadık. Bir sene. Ya bir sene diyorsun. Bir sene boyunca otursan kendin de öğrenirdin yani. Bunu aramakla geçirdiğin bir seneyi çöpe atmışsın. Yani aksiyon almakta sorun var. İnternet sadece bana açık değil yani. Google bende yok sadece. Gidin araştırın. Udemy'den 30 lira para veriyorsunuz. Yani komple yazılımcı geliştirme kursu alıyorsunuz. Bu sadece yazılım tarafı. Pazarlaması da var. Yani olmayan şey yok artık internette. Ama nedense işte o çaba, emek işin içine girince İşte o konfor alanı, dağına eteklerini inmeye başlıyorlar. Çünkü yukarı taraflar soğuktur, sert eser rüzgar. O yüzden konfor alanında biz böyle iyiyiz. Keyifli, güzel gidiyor her şey. Ama neden işte o zaman işler yolunda gitmedi? Çünkü yeterince çaba göstermedin. Yani bugün bir bahçeye bir domates eksen bile onun için çabalıyorsun. Yani
sen ama o domatesi yemek için çabalayayım benim mutfağıma gelsin diyorsun, olmuyor maalesef onlar. Bizim ülkede ben genelde ekip sorununu bu şekilde görüyorum. Çalışma eksikliği, yeterince azim yok ve zaten birbirini etkiliyorlar. Üzüme baka baka kararmış ya, bir tanesi çalışmıyor, diğerleri de ona benziyor. 5 tane birbirine benzeyen kurumuş üzüm kalıyor geriye. Evet, biraz hızlanalım. 1,5 saati geçtik. Son tura geçeceğim. Evet. Son soruları birleştireceğim ama yine de biriken konuk soruları, onlara da gireceğim. Biraz uzun sürdü program. Gürhan Şen üstadımız, çok eski arkadaşımdır, TÜVİKO yazmış. Her yıl Huni'ye 4000 yeni girişim girdiğini, 5 girişimini tutanamadığını unutmayalım diye aslında daha önce yazmıştı ama. Çok doğru, çok doğru hocam. Şey yaptı, biri Salih herhalde Başak konuşurken yazmıştı. Hiroko Kovo Morito da bu projede galiba demiş. Bu şey değil mi, Japon bir tane şey var, bilim adamı o galiba. Üniversitemizde bir kadın hocamız çok değerlidir hocam. Abi, gerçekten böyle biri mi var? Ha, ben şaka olsun. 19 Maç Üniversitesi'nde hocam. Ha, ben de şaka yapıyorum. Kimin projesinde? Safiyet'in galiba. Japon fizikçi var. Ben onun ismi zannettim. Onun da böyle hero miro bir şeydi. Hocam bu arada geçmiş bir soru vardı. Onu da hızlıca bir cevaplayayım. 2 yıllık bir süre çok uzun değil mi? Bu 2 yıllık onun süre... Onun şey Enes cevap vermişti ama. Bir daha sen ver istiyorsun. Yok, şey kısmından bahsedeceğim. Bu 2 yıl hazırlık aşamasından beri aslında 2 yıl. Biz her gelen girişimi hazırlık aşamasına konumlandırmıyoruz. Kimisi kuluçkadan başlıyor. Onun süresi daha da kısa oluyor. Yani onu da belirtmek istedim. Evet. Kuluçka olunca yumurtanın üzerine birinin oturması lazım değil mi abi? Öyle oluyor kuluçka. Evet. Aynen. Bekir Aydın Gün, girişimcilik hakkında daha fazla bilgi alabilmek için tavsiye edilen bir uygulama veya web sitesi var mı demiş. Bununla ilgili İsterseniz herkes ayrı cevap verebilir ama Özgür'le Enes cevap verse daha sağlıklı olur. Özgür abi bırakayım ben direkt mikrofonu. Aynı şeyleri söyleyeceğiz muhtemelen. Hızlıca geçelim hocam çünkü zamanımız az. Ya bilgi alabilmek için derken ben direkt TechCrunch.com öneririm. Dünyada en hızlı girişimcilik dünyasından bilgi alabileceğiniz sitedir. Bunları yani private chat'e yazarsanız ben paylaşabilirim. Oradan tabii da arkadaşlar araştırabilirler. Tamam, ben direkt yazıyorum hatta hocam. Sen bunun ver. Dışında başka kaynaklar varsa yazın. Ben onları toplu olarak paylaşayım. Öyle daha hızlı ilerlemiş oluruz. Naci Akar merhaba demiş. Burak Namkulu, bir dönem dronlar ile ilgilendik. Başak Hanımgiller. Motor şey vardı, bilmem ne gil vardı çocukken. Gil, motor tipi olarak ne kullanıyor? Uçuş süresi ortalama ne kadar? Abi bunlar ticari sır, vermiyoruz. Burak'cığım. Başak'ın LinkedIn hesabından yaz. Çıkınca gülürler hocam. Ha, yani alırsın bir tane, verirsin. 50 bin dolar verirsin Burak. Alırsın. Söker söker öğrenirsiniz onu. O kadar pahalı değiliz. Yok yani şey olsun diye söyledim. Hani para 50 bine satarım. Sen ben 5 bine sat. Ben ona Burak'ı tanıyorum. 50 bine satarım onu. Tamam olur. Onun dışında Canik'le ilgili şeyler var yine. Hayriye Hanım, bölgesel ilaçlama yükseklikten kaynaklı canlılara zararı nasıl kontrol ediyorsunuz demiş. Yükseklikten zaten kaynaklı burada amaç yabancı otları demiş. Zaten çok yani yüksek bir yükseklikten uçmuyoruz, hani yarım metre ve 2 metre şey arası bir mesafeden. Taş gibi mi düşünüyor acaba Hayri Hanım? O demek, onun için öyle mi sordu acaba? Büyük ihtimal yüksekliği çok yüksek bir şey diye düşündü. Biz hani drone teknolojisi kullanıyoruz. Yani insansav aracı. Bunu kendimiz ama üretiyoruz zaten. Zaten sıvı attın. İkiye göre de yüksek ayarlanabiliyor. Belli bir hızın üstünde düşmüyor zaten. Tabii yani. Tabii. Sonuçta yağmur çok ince bir hızlanarak gelse başımızı deler yani. Zaten sıvı atıyorsun. Taş atmıyorsun sen. ULV teknolojisi kullanıyoruz biz. Çok ince bir spreyleme yapıyor. O yüzden hani çok da sıkıntı yaşayacağımız bir durum değil. Özellikle bölgesel ilaçlama yaptığımız için doğadaki diğer canlılara yapılan diğer ilaçlamalara göre minimum zarar veriyoruz. Yani bir tarla pulverizatörü ya da işte atıyorum uçakla yapılan bir ilaçlama ya da traktörün arkasına takılan pulverizatörlere göre minimum zararla bir ilaçlama yapıyoruz. Yani doğaya minimum zararla bir ilaçlama yapıyoruz. Okey. Yasemin, evet bir tane çıktı. Orhan Arıcı, Caner Dayı demiş ama onu anlamadım. Orhan Arı sizi destekliyor. Bir tane Orhancı geldi. Başka yok mu şeyci? Neydi? Ferdici yok mu? Bir Orhancı var. Bir de Ferdici olsun bari. Mine Hanım, Başak Hanım kurduğunuz sistemi. Aa, bugün bütün toplar Popi Başak bugün anlaşıldı.
Başak Hanım, kurduğunuz sistemle arazi haritasını çıkarıyoruz demişsiniz. Toprağın neye ihtiyacı olduğu nasıl anlaşılır? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Toprağın öyle olduğunu nereden biliyorsunuz diye sormuşlar efendim. Ya şöyle, biz havadan görüntüleme aldığımız için aslında burada hani bahsettiğim gibi hastalığın, yabancı otun ya da işte zararlı böceğin hangi yerde olduğunu, harita üzerinden nerede olduğunu görebiliyoruz ve bu sistem üzerinden ilaçlama yapıyoruz. Hani burada zaten bitki neye ihtiyacı olduğunu bize göstermiş oluyor. Bu renk farklılıklarıyla olabiliyor. Yine yabancı otu seçerken oluyor. Yine bir varsa bu sistem üzerinde bir zararlı böcek, bunun da algılamasını kamera vasıtasıyla yapıyoruz yaptığımız yazılımla. Bu direkt bizim sistemimiz üzerinden aktarıyor, veri olarak bunu görebiliyoruz. Yani harita üzerinde nerede bir sıkıntılı bölge var, orası harita üzerinden bize önümüzdeki verilere gelmiş oluyor. Yani bunu inceleyen pilot da ya da işte çiftçi de, satın alan çiftçi de ya da biz bunu kiralama usulü de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu kısımda da nerede sıkıntı bir durum olduğunu veri şeklinde alabiliyoruz. İlerleyen süreçlerde bunu zaten bir mobil uygulama üzerine de dökmeyi düşünüyoruz. Yani bizim kullanıcılarımız, satın alan müşterilerimiz de böylelikle tarlada olmasalar bile drone otonom uçarak alan taraması yapabiliyor. Ve böylelikle sistemin nerede hatalı olduğunu ya da nerenin ilaçlanması gerektiğini, nerenin gübrelenmesi gerektiğini, sıvı gübrelenmesi gerektiğini kullanıcıya göstermiş oluyor. Böylelikle evet, sorunu da çözmüş oluyoruz. Yine bir Ayşegülcü geldi. Şu Ayşegülcü'nün Başak Hanım, Başakçı geldi. Ayşegül Hanım yazmış. Tavsiye ederim diyor. Kagider'le görüşün diyor. Böyle bir dernek var kadın girişimcilerle ilgili. Evet. Kadın Girişimci Derneği. Evet, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle dernek mernek Başak'a ulaşmak isteyenler önce bizi arıyorlar. Randevu alıyorlar, bakarız diyoruz. Öyle dernek başkanı bizi arayacak. Biz öyle dernek peşinde gezemeyiz. Koskoca Başak Hanım'la konuşuyoruz. Estağfurullah. Bu arada ekip önemli demiş Yasemin Hanım. Yine bir Orhancı var. Mine Hanım, Başak Hanım, bu tarz girişimlerinizi ben de atık sular için düşünüyordum. Size nasıl ve nereden ulaşabilirim demiş. Bu arada evet, size nasıl ulaşabiliriz arkadaşlar? Bunların kişisel LinkedIn hesaplarınızın linkini atın isterseniz. Tamam. Başak'ın bir mailini yazdım ben chat'e. Belki mail de atar Başak Hanım. Siz toplu olarak şey yapın. Mail adresinizi ve LinkedIn adresinizi private'a yazın. Ben oradan topluca paylaşırım. İsteyen istediğine ulaşır. Hem mail yazın isterseniz, hem de LinkedIn hesabımızın linkini atarsanız. Bu arada ben de programın sonuna doğru paylaşırım. İsteyenler de size böylece ulaşır diye düşündüm. En herhalde güvenli yer LinkedIn diye düşünüyorum. Evet, Dotak varmış bir tane. Soru sorulabiliyorum. Ben ilk defa katılıyorum. Etkinliği için tam bilemediğim için. Evet, sorabiliyorsunuz. Bayağı da sordunuz aslında. Helimo Havacılık Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Evet. Helimo Havacılık Instagram hesabında linkini atın. O zaman şöyle yapın. Varsa atmak için başka linkler, onları da atın. Öyle diyeyim. Ne linkiniz varsa atın, ben paylaşayım. Başak Hanım, başarılar. Başak diye bağırmalar başladı. Bayağı evet, ortalık şey. Orhancılar geçti. Ferdi'yi bekliyorduk. Başakçı çıktı. Bugün hayranlar toplanmış. Bu Kozmo Drop kim abi? Bu arada o kimin şeyi? Kozmo Drop Orhan'ın. Oranın kimi? Oranın girişimi. Evet. Koskoca ekosistemimiz bizi şey yapan, yazan olmadığı vallahi için. Genelde evet. Yok, yazmış. Kendi yazmış. Yazık çünkü. Hocam biz girişimlerimiz ön planda olsun istediğimiz için. Enes yok mu arkadaşlar? Bir Enes'e bir şey yazmış. İyi bir ekip nasıl olmalıdır? Güzel bir soru aslında. Evet, çok güzel uzun bir soru var. Bunu kısaca yine bu sefer Enes cevaplasın. Özgür abi cevapladı biraz önce. Arkadaşlar, iyi bir ekip olabilmeniz için önce gerçekten fikrinizi, zikrinizi, hayalinizde ortak noktaya varabildiniz mi? Aslında tüm sır bu. Yani eğer siz o fikirde bir ortak noktadaysanız, o fikir gerçekten sizin ortak bir hayaliniz ise iyi ekip olmanız için hiçbir sorun yok. Ama onun dışında istersen Harvard mezunu ol. Sen arkadaşınla o fikirde, vizyonda bir değilsen, onun hayaline ortak olamıyorsan fikre hiçbir, ekibe hiçbir katkın olmayacaktır. Bu kadar kısa ve netim hocam. Güzel. Güzel bir soru. Yani normalde 5 saatlik bir cevabı. Evet, ben biraz özetledim. Olduğu sözlerle tebrik ederim.
Emre Uzun, Türkiye'de girişimcilik kavramı popüler bir seviyeye geldi. Ancak girişimcilik algısı ve girişimci zihniyeti hala net oluşamadı maalesef. Bunun için girişimci parkı gibi pek çok ekosistem ihtiyaç var. Aferin Emre be. Neredesin oğlum? Bak bir saat yalnız bıraktın çocukları. Emre çok sevgili. Enes yine kendi kendine yazmış. Ha Başak Hanım ha Enes şey yazmış. Evet, ben Instagram görmemiştim. Başak Hanım ulaşmak için hotmail adresini vermiş size. Özel yollamış. Enes Paşa'nın menajeri oldu sana. Vallahi Caner Dayı. Girişimlerimizde menajerlik de yapıyoruz. Bize sınır yok. Emre Bey'e katılıyorum. Ayrıca tabii kültürün faktörün etkisi bulunmakta. kültürün faktörünün faktörünün yazmış vardı. Ben kültür sorayım. Faktörünün demek istedi sanırım. Caner Dayı, Emre Bey'e katılıyorum. Ha bu aynı şeyi bir daha söylemiş. Ben bir daha bakalım anlamadım. Ayşegül, Ayşenur Vural, yabancı devletlerin parası değil çalışma kültürünü örnek alsak keşke demiş. Keşke ben de, evet onu anlattık evet. Katılıyorum tamamen doğru. Selim Demircioğlu, Başak Demir gibi girişimler sayesinde ülkemiz daha iyi yerlere gelecekti. Teşekkürler Başak Hanım. Bunlar demiş. Girişimden çok aşiret olmaya doğru gitmişler hocam bizim de haberimiz. Metan Ünal başarılar demiş. Yine Canerciler var, Orhancılar var. Başak Hanımcılar var. Artık bunları geçiyorum. Soru arıyorum. Girişimci Parkı Enes Yiğit ve Özgür Deveci hayalleri vizyonlarıyla tüm ekosistemi birleştirecek ve çok değerli katkılar sunacak inanıyorum. Evet yani tüm aslında ekosistemleri birleştirebilecek bir ekosistem mantığınız var. Yani hala tüm teknokentlerin kapatıp hepsinin girişimci parkını mal varlığı devredilmesi talebinde bulunuyorum ben kamuoyuna. Yok öyle tekelcik anlayışımız yok hocam ya. Biz kucaklayıcı bir yapımız var. Tekel olmak ya, gibi bir zihniyetimiz yok. Bizim teknokentin başkanının şeyi var abi. Mercedes S600 var. Öyle değil mi Özgür abi? Bizim benim bir şeyim yok ya. Şimdi şirketin verdiği bir Ford var. Onunla gidip geliyorum hocam Şena. Aha girişimci oldum demek için illaki elde ürün olması lazım demiş. Evet bu da güzel bir soru. Yok. Ürün olması lazım değil. Tam tersine iş fikrinin doğrulanması lazım. Müşteri görüşmeleri yapılması lazım. Ürün sonraki iş. Genelde ürüne baştan giriliyor, yazılım yapılıyor ve 2 sene boyunca uygulama çıkarılıyor ama iş fikri 5 kişiye anlatılıyor sadece. Yani böyle de ürün patlıyor. Yazılımcı 2 sene boyunca emeklerini boşa harcıyor. O yüzden önce sen problemi aslında çözmek lazım. İş fikri bile sonraki iş. Ali Karabacak, Başak Hanım ilaçlamada organik ilaçlamayı eklerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum demiş. Oraya ne istiyorsanız koyabiliyorsunuz değil mi? Yani illa değil kesinlikle. Mi? Organik ilaç varsa onu da sıkabiliriz. Bizim için sorun yani olmaz. Ne varsa ver abi. İstiyorsan böcek ilacı ver sıkalım. Kesinlikle. Her türlü çok... sıkılır. İtinayla sıkılır. bu arada Kübra Hanım parmak demiş. Ama şaka yapıyorum. Altta düzeltmiş. Parmak kültür hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bunu kime demiş bilmiyorum ama. Bunu cevaplamak isteyen var mı? Ben parmak kültür nedir bilmiyorum. Başak Hanım sanırım. Başak Hanım yine Başak Hanım mı? Başak Hanım. Yani... Başak Hanım programı atıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere hocam. Sırf. Bir an attığını sandım. Yok attım harbiden geri aldım. Bu evet, konuyu bir gün hakkında... başka bir programda daha geniş bir şekilde konuşabiliriz. Çok kısaca permakültür nedir ben bilmiyorum gerçekten. Söylersin. Yani aslında çok net benim de bir bilgim yok. Ama araştırırım yani. Tamam. Bu arada ben bana gelen tüm linkleri temizlemem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bakın becerebilirsem temizleyip atayım. Çünkü her seferinde bir kere yazılmış. Böyle atarsam nasıl görünecek? Bayağı kötü görünecek. Ya da böyle atıyorum. Yapacak bir şey yok. Evet. Bana gelen tüm linkleri atıyorum. Su hasadıyla yapılan bir uygulamaymış. Bunu bilmiyordum ben. Yağmur sularının depolanılıp sonra bunlarla alakalı işte kompost, toprak iyileştirmeleri, biyolojik çeşitlilik, işçiliğin ve masrafların azaltılması ve hayvansal üretimlerde kullanılıyormuş. Yağmur sularının toplanılarak. Yani bu da farklı bir sistem olabilir. Yani drone teknolojilerinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Yani yine bir tarla üzerinde bir alan oluşturulur ve hani bu yağmur suları toplanabilir. Ama yine bununla alakalı bir işlemden geçmesi lazım. Yağmur suları çünkü tuzlu diyebiliyorum. Enes bu konu hakkında bize daha detaylı bilgiler verebilir.
Ben şeyleri paylaştım ama kötü oldu. Aranızda müsait olan biri varsa bunları temizleyip tek bir seferde atarsa ben tek seferde paylaşayım. Şey ya YouTube'a ya da atın arkadaşlar, hallederiz bir şekilde. Hayır, onu herkes private atmış da onu birini toplayıp tek seferde düzeltirse ben onu yapıştır yollarım. Yoksa benim yolladığım şekilde biraz zor anlaşılıyor. Yine tıklanıyor ya aslında hocam, sorun olmaz. Arayan bulur yani diyorsun. Keza girişimci parkının girişimler sayfasında girişimlerinin link adresleri var. Oradan da ulaşabilirler. Tamam efendim. Şimdi son tura gelelim isterseniz. Zaten süremizi bayağı bir açtık. Soru şöyle. Girişimlerinizin daha da büyümesini talepleriniz nedir? Ben bunu dile benden ne dilersen moduna çeviriyorum. Ve hayaliniz nedir? Yani gelecekteki soru şöyle. Gelecekteki hayaliniz, girişimizin gelmesini düşündüğünüz yerin hayaliniz nedir? Bu hayalinizin olması için nelere ihtiyacınız var? Yani siz tam olarak dile benden ne dilersen de sınır yok. Yani buna para, şöhret, işte falan ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz yani. İstersen ilk safa hayattan başla. Bayağı da ona söz gelmedi. İlk, ikinci tur bayağı uzun sürdü. Hocam şöyle. Üçer dakikayla da arkadaşlar bitirebilirsek memnun olurum. Tamamdır hocam. Şöyle gelecekte hayal tabii ki bana göre benim kurduğu organizasyonla ilgili. Ben şöyle diyebilirim. Bilgisiz insan kalmaz. Yani herkes kendi bilgileri, fikirleri herkesle birbirine paylaşacak ve fırsat bulmayan insanlar oradan faydalanarak onlar da daha iyi şekilde gelecek görebilir diye. Ben onun için çalışıyorum. Sadece ben tek bir fayda alabilirim diye diğerler almaz. Yani öyle bir sinir almasın diye ben çok istiyorum. Peki senin ihtiyaçların ne? Talebin ne abi? Sana ne lazım? Para mı lazım? Ortak mı lazım? Ne kadar benimle ilgili ne kadar bilgili insan var? Onların tecrübeler, onların hayatta öğrendik şeyleri, onlar neler yaptı, nasıl başarılı oldu? Bu tecrübeleri ben bizim gençlere göstermek istiyorum. Hayat direkt net bir şey iste bak. Şöyle ben sana diyorum ki dile benden ne dilersen. Diyorsun ki bana işte şu şeyde bilgi seviyesinde bir profesörün desteğine ihtiyacım var. Bana 10 milyon dolar verecek bir iş ortağına ihtiyacım var. Bana bu çözümleri, Türkiye'deki çözümleri toplayıp derleyip benim ülkeme götürüp ülkeme katkıda bulunabilecek yatırımcı istiyorum. Ya da bunu aktaracak eğitim. Yani böyle net iste abi. İsteyeceğin olacak. 10 saniye isteyeceğim. Bir saat sonra o tamam. Net istediğin şey hocam şu bilgili insan. Nereye lazım? Buraya mı? Buradaki girişimin için mi? Buradaki yoksa girişimcilere bizim ülkede ihtiyacım var. Tamam, buradaki adamları toplayıp bindireceğiz uçağa, sana yollayacağız diyorsun. Aynen hocam. Tamam. Tamam abi. O kolay. Bak daha zor bir şeyse o kolay. Zaten kaçacak yer arıyoruz. Evet. Biraz Amerika'ya gitmeyelim. Bangladeş'e gidelim yani. Daha İnşallah. Faydamız olur. İnşallah orada bekleriz sizi. Yani şöyle de bir şey var. Biz Türkiye bunu kaçırıyor bazı şeyleri. Değerli olduğumuz yerde aslında üretici oluruz. Yani sonuçta ben bugün Harvard'dan, MIT'den bilmem neden mezun değilim. Haliyle oraya gittiğim zaman da onlarla rekabet edebilirim. Yani kolay bir şey değil. Ama işte Türkiye'de orta seviye bir üniversiteden mezunum. Ama işte Afrika'da İşte ya da Bangladeş'te ya da Hindistan'da çok düzgün firmalara çok güzel işler yapabilirim. Yani o imkanları da bulabilirim. Yani biraz da böyle bakmak lazım. Bence hani Türkiye'nin kafasını artık biraz sadece böyle Almanya, Amerika değil, Azerbaycan gibi, Türkiye Cumhuriyetleri gibi, Çin gibi, Hindistan gibi özellikle ülkelere çevirmesi gerektiğini özellikle düşünüyorum ve duyuruyorum. Yoksa gidip Almanya'da el alemin tuvaletini temizleyen bilmem ne mühendisi olmanın kimseye bir faydası yok yani. Tam oradan bir Alman plak arabayla Türkiye'ye gelip çikolata dağıtıyoruz, hava yapıyoruz ama Almanya'da görüyoruz yani. Bizim Türklerin çoğu orada çok düşük seviyeli işlerle çalışıyor. Yani bu şey değil yani, iş değil yani. O çocuk burada olsa belki çok daha güzel işler yapacak. Ya da başka ülkeye gitse. Yani her şeye de Almanya, Amerika diye bakmamak gerektiğini ve bu konuda hiç konuşulmadığı için bu konuda konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
Evet Orhan abi, Safahat fazla bir şey istemedi. Onun işi kolay, ona bir uçağa bindireceğiz, yollayacağız abi milleti. İlk uçağa en önde seni oturtacağız. Evet hocam, inşallah. Sen iste bakalım, dile benden ne dilersen. Tabii şöyle bahsedeyim. Aslında bu da girişimci park kurucuları Enes Yiğit ve Özgür Deveci'nin aslında anlattığı konudan ben biraz bir kesit vereceğim. Aslında bizim girişimimizin değil de girişimciliği büyüttüğümüz zaman da ortaya koyduğumuz zaman da aslında o zaman biz de büyümüş olacağız. Gündemimiz ve zamanımızı... Bakın soruyu şöyle yanlış anlaşılıyor galiba. Ben direkt Orhan Arı'nın istediklerini soruyorum abi. Boş ver Türkiye'yi bir kere. Onu kurtaran, onu en azından Özgür kurtarsın. Sen Orhan Arı'nın girişimi için ne istiyorsun? Tabii şöyle söyleyeyim. Biz network ve yatırım. Bizim network'ten kastın insana mı ihtiyacım var? Nasıl tabii ki ekip içerisinde girişimlerimizde ihtiyacımız olduğu alanlarda ekip arkadaşlarımız ve aynı zamanda yaptığımız çalışmalar süresince ortaya çıkacak olan harcamaları da karşılayabileceğimiz güzel, bir yatırım. Güzel abicim, net. Rakam 1 milyon dolar. Eleman işte developer bilmem neci, Python bilen, net ya. Mobili yani, bilmem neci bir şey yani. Net adam isteyeceksin. Ne isteyeceksen onu iste. Tabii şöyle söyleyeyim o zaman. Gömülü sistemlerde uzman tamam. olan elektrik elektronik üzerinde çalışmalar yapan aynı zamanda tamam. yazılım üzerinde çok fazla dil fark etmeksizin yani dil fark etmeksizinden kastım daha çok orta ve düşük seviyeli diller üzerinde çalışan ekip arkadaşları diyebiliriz. Tamam. Tamam. Ümit abi var. Ümit Mami gömülü sistem konusunda dehadır. Onu mesela tanıştırayım ben sana. Onun da ekibinde bir sürü insan vardır. Mesela daha istediğin bak oldu gibi net isteyin. Network dediğin bu mu? Network'ten kastım bir tane bu konuları bilen adam. Diğeri neydi? Para neydi abi? Para ne yatırım. Kadar? Tamam ne kadar ya, abi? Net olarak bir rakam gerçekten söyleyemiyorum. Ya yatırım matırım süslü bir şey değil. Para. Bir yatırımcı nasıl bir yatırım istiyorsun? Bu ortak mı olsun? Parayı versin 6 ay sonra mı gelsin? Nasıl bir ortak istiyorsun? Ya da bir şey şöyle, bilsin aynı zamanda parası da mı olsun? Şöyle ifade edeyim. Bizim ilk direct projemizde zaten biz şeyden bahsetmiyorduk. Çok fazla yatırımdan bahsetmedik. Çünkü bir mobil uygulamadan bahsediyorduk. Konumuz buydu. Ama CosmoDrop için bir yatırım evet gerekiyor. Yani bunun net olarak bir miktarını gerçekten veremiyorum. Çünkü ürünün bir şu an henüz çok yeni bir prototip aşamasında. Henüz bu fikir Nisan ve Mayıs ayında ortaya çıkan bir şey. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Ya şu an IBAN'ını yatır yaz desem 5 milyon liraya alacağım desem istemeyecek mi para benden hiçbir şey? İsterim tabii ki. Niye istemeyeyim? Abi bir şey söyleyeceğim. Ya istemeden yani bir şey net istemeden olmaz. Yani bu çok mu korkuttunuz abicim arkadaşlar? Enes'le Özgür şey mi yaptınız bunlara? Takım Okan Bey bir şeyse. Abi çok yok, net yok, isteyeceğim. Sonra ben ya çok bana şey 1 milyon liralık bir bütçe olsa şöyle şöyle de iki arkadaş ekip var. Şöyle bir fikrim var. Bunu ben 6 ay içinde 5 milyona çeviririm. Cümlesini yatırımcı duyması lazım. Yatırımcı cümleyi duymadan niye para versin yani? Bu cümleyi Orhan, bir cümlede söylemen lazım. Çok net. Bana şöyle şöyle ekip arkadaşlara ihtiyacım var. Bir tane Mercedes S600 istiyorum. Bir de şu kadar para istiyorum. Ama bunun da 5 ay 6 ay sonra kat be kat ödeyeceğim sana. De bu cümleyi ağzından çıkar bak. Bütün yatırımcılar gelip kapının önünde yatar yani. Anladım. Şöyle ifade edeyim o zaman. Bizim ilk hedeflediğimiz maliyette bir drone'un maliyetinden bahsedeyim. Yaklaşık bir 15-20 bin TL arasında bir şeyden bahsediyorduk. Ama tabii ki de geliştireceğimiz bütün modellemeler bu miktarı değiştirecek. Aynı zamanda kur da çok etkili bu durumda. Bugün hesapladığımız şey 50 bin lira, yarın 70 bin lira olarak karşımıza çıkar. Ya 1 milyon lira diyeyim ben sana. Tamam abi. Okey. Senden para duyamayacağım ben. Başakçığım ne istiyorsun? Dile benden ne dilersen. Beni yorma ama bak ikisi de istemedi bir şey. İstemeyene mama vermezler yani. Seni dinliyoruz Başak. Ben sesinizi alamadım. Kesildi de. Yok yok. Ya dile benden ne dilersen. Seri imalat ve gelecekte ne istiyorsun? Alabiliriz. Efendim? Ya tanıtım ve seri imalat kısmında bir yatırıma hayır demeyiz yani. Çok tamam. Evet diyebiliriz. Pazarlama şirketi. Sana bir pazarlama şirketi lazım. Senin çözümlerini tanıtması için. Bununla uğraşmak istemiyorsun. Yatırım tarafında da seri imalat firma olursa ben ona bütün gerekli şeyleri sağlarım. O da montajını yapsın diyorsun. Yok. Peki bunu yapan kişiler sana... Istiyoruz. Tamam, seri imalatçı yani senle ortak bu konuda destek sağlarsa.
Nova mı verecek? Yani fabrikayı mı kuracak? Ne yapacak? Olabilir yani, fabrika kurulumu desteği ya da seri imalatta makine malzeme teşhisat desteği olabilir. Tamam, ben bir makine çok firmasıyım. Aynı zamanda yatırım yapma evet. gücüm var. Diyorum ki Başak Hanım, siz şirketin bana yüzde şu kadarını verin. Gelin benim fabrikada bu işe beraber yapalım. Duymak istiyorsun. Duymak istediğin bir tanesi bu. O da olabilir. Tamam. Ya da baştan biz Samsun'da da bir şey kurabiliriz. Amaç Samsun'u geliştirmek. İyi de para lazım değil mi onun için o zaman? İşte para ya yatırımcı... Sadece para verseler oluyor mu? Olur, o da olur. O daha iyi olur. Heh, o zaman şöyle diyelim. Sadece para istiyorum ben. Her şeyi zaten hallederim. Bana parasını versin. Ortaklığı konuşuruz. Bu kadar. O net. Da olur. Bunun için hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sadece para verince bitiyor mu senin bütün problemlerin? İnsana yani bir ihtiyacın şekilde yok onu mu? Hallederim diye düşünüyorum. Ha, para varsa her şey olur. Okey. Kesinlikle. Başak diyor ki ben demirleydiğim. Ben patron benim. Para da verirse yine patron. Kim ne yapar? Patron benim. Makine çözerim. Malzeme de olur yani. Fabrika da olur. Tanıtım için destek olur. Tamam, peki bu firmalar geldi size diyelim. Adam fabrikasını verdi, parasını verdi. Buna şirkete hisse mi vereceksin? Borç mu alacaksın? Ya da pazarlamacı geldi, ona para mı vereceksin yoksa satıştan kar mı vereceksin? Nasıl vereceksin onu? Karar verdin mi? Yani bununla alakalı bir karar vermedim açıkçası. Okay. Ama konuşarak halledebiliriz diye düşünüyorum. O zaman pazarlama ile ilgisi olan ve yatırım gücü olan insanların Başak gibi 8 Mart'ta kurulmuş bir kadın girişimcinin o işine ve bugünümüzün de gerçekten yıldızına destek vermesini rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili yatırımcılar, yatırım modelinde Başak Hanım'la özelden konuşup anlaşabilirsiniz. Net bir durum yok. Her türlü sizle iletişime açık diyoruz o zaman. Evet, her türlü iletişime açık. Evet. Salih ve İbrahim kardeşler. Kankalar. Siz ne olur siz isteyin ya. Net. Bak net. Şunu istiyorum. Hemen. Hemen tabii. Hemen biz bahsedelim Okan Bey. Evet. Bizim burada backend ve frontend kısmında tercihen Flutter bilen ve frontend kısmında da şu an bir 3 kişilik yazılım ekibimiz var. Ona yardım edecek. Backend'de de Node.js'te biraz daha tecrübeli ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Ayrıca sanat alanında bir niş bir alan yaptığımız için burada da bir network'e ihtiyacımız var. Burada işte her türlü ünlü müzisyen olur, amatör olur. Ya da işte sanatla ilgilenen her türlü kesimi açacağız. Ayrıca direkt ben rakam verecek olursam bizim yaptığımız hesaplara, çünkü burada yazılım kısmı server ve depolama için yatırıma illaki ihtiyaç oluyor. Bizim 215 bin dolar kadar bir yatırım ihtiyacımız var. Tamam. Bunu düz yuvarlarsak Okan Bey 250 bin dolar dememiz bizim için yeterli olur herhalde diye düşünüyorum. Tamam. Peki 250 bin doları ben sana verdim abi. Bir sürü sanatçı, manatçı tanıştırdık seni. Bir sürü adamlar, demolar yaptın, testler yaptın. 3-4 tane de yazılımcı verdik. 6 sene sonra ne olacak bu iş? Hayalin ne yani? Bizim, bu işin nereye gelecek? Sen nasıl? Ben 200 bin verdim, para kazanabilecek miyiz bu işte? Ne olacak? Yani oradan sanatçılar birbirine eğlenecekler. Biz avucumuzda yazıyoruz. Parayı nereden kazanacağız? Bizim burada başa baş noktamız 14 ay olarak belirlemiştik Okan Bey. Ama burada paranın kazanacağı noktada tabii ki sanatçıların kendisinin yaratacağı bir rekabet dinamik pazar ortamı ve burada amatörlerin kendini dijital portfolyosuyla geliştirip kendi pazarını yaratma imkanı. Yani ne kadar gelişirsek o kadar pazar ortamını geliştirip para kazanma ihtimali artışı sağlıyoruz. 14 ay olarak başa başı tekrar altını çizdim. Kardeşim çok teşekkür ederim. Gerçekten çok net ve güzel anlattın. Talepler net arkadaşlar. Seyredenler ya da bu programı tekrar seyredecekler olanlar bu formata giriyorlarsa, amatör ya da profesyonel sanatçılarsa Salih ve İbrahim'e ulaşsınlar en azından. Ve bu sanat dünyasına yatırım yapmak ve sanat tarafından da ekonomi yürütmek isteyen insanlar da lütfen kendine iletişime girsinler. Hem fikirlerinizi hem de bence desteğin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben de onlardan biri olacağım. Çok teşekkür ederim. Evet, Özgür ve Enes abi. Şimdi şöyle evet. ikinize birden soralım. Gelecekte girişimci parkını nasıl hayal ediyorsunuz? Girişimci parkının gelecekteki haline gelebilmesi için sizin nelere ihtiyacınız var? Söz büyüğündür Özgür abi, buyurun. Sana verdi Özgür abi sözü ama mikrofonu kapatmış. Ben yanında ya, bence elini uzatıp böyle kapattı arkadaşına. Ben o zaman nelere ihtiyacımız olduğundan biraz bahsedeyim. Hayaller tarafında Enes bahsetsin.
nelere ihtiyacımız var? Öncelikle ben gerçekçiyim diyorsun, öyle hayallerle işim olmaz. Web sitemizin ekip sayfasında açık pozisyonlarımız var. Ekibimiz 10 kişi, büyütmeye devam ediyoruz bu arada. Ekibimize başvuru linkini attık mı biz bu arada? Evet, chat kısmına attım. Oradan paylaşırsan sevinirim. Ekip web sitemizin ekip sayfasında açık pozisyonlarımız var. Dediğim gibi ekip 10 kişilik şu an ama büyümeye devam ediyor. Yeni ekip arkadaşlarıyla, geleceği hayal eden yeni ekip arkadaşlarıyla büyümeye devam edeceğiz. Bu noktada başvurularınızı yaparsanız bu konuda, tabii istiyorsanız bu alanı, girişimciyseniz, zevk alıyorsanız bu işlerden, birlikte çalışabiliriz, büyüyebiliriz. Onun dışında, para veriyor musunuz abi? Maaş var mı? İlerleyen zamanlarda tabii ki de olacak. Ha, şu an para yok. Sen şu an parasız eleman istiyorsun şu an. Bir anı anladım. Başka ben girişimci istiyorum. Girişimci mi istiyorsun? Girişimci parkında çalışacak adam mı istiyorsun? Girişimci parkının ekipleri de zaten girişimci olmak zorunda. Bizde öyle bir şart var. Öyle mi? Ha. Tabii. Yani girişimci, buradaki arkadaşlar da senin ekip üyen mi oluyor o zaman? Yok yok yok. Bunlar bizim girişimcilerimiz. Ama daha doğrusu bizim platformumuzdan destek alan girişimlerimiz diyelim. Ama bizim ekibimizdeki herkes, her üyenin de bir özelinde girişimci olması lazım. Bir girişimci geçmişi, girişimci kültürü olması lazım. Çünkü girişimci olmayan bir insan girişimcilerin yardım edemez ki zaten. Tamam, girişimciliği bilen, evet, ve bu konuda emek verecek, buna şu anki moda deyimiyle marka elçisi, evet, ya da proje ekibin parçası olmak isteyen, girişimi bilen, genç, yaşlı fark etmiyor. Evet, evet. Eğitim seviyesi yani, önemli mi? Üniversite, yok, doktora, zengin, tabii, fakir. Üniversite, yani yok öyle bir eğitim seviyesi gibi bir şey kurmadık. Bizim amacımız sadece kendini geliştirmeye açık, kişisel gelişime açık. Peki, ve kendiniz çok çalışacak. Bu kişiler, ne iş yapacaklar abi? Ne yapacaklar buraya gelip? Yani ne katacaklar sana ya da ne alacaklar? Ya buraya ben ekibin üyesi olunca ne kazanacağım? Sana ne faydam olacak? Şimdi koordinatörlüklerimiz var bizim şu an için, açık pozisyonlarımız. Dijital pazarlama, halkla ilişkiler, ekip, sosyal medya, bunun dışında tasarımsal düşünce tarafında olabilir, topluluk tarafında olabilir, forum tarafında olabilir, sponsorluk. Yani birçok farklı alanda koordinatörlüklerimizde şu an açık pozisyonlarımız var. Tamam. Buraya geldikleri zaman bir kere bizim network'ümüze erişim sağlayacaklar. Bu onlar için bir hazine, yani bizim kapalı bir network geliştirecekler. Yani hayatların artık yeni şeyler olacak gibi böyle klişe şeyler söylemek istemiyorum ama kendilerini geliştirebilecekleri bir alan olacak. Girişimcilik sektörüne geçiş. Bunun dışında ne lazım abi? İnsan gücü. Onun dışında ne lazım? Kapalı ofis testi fena olmazdı. Tamam. Peki sizin gelir modelinizi anlatmamıştınız. Tabii, gelir, evet, modeli nedir girişimci parka? Nereden para kazanıyorsun? Nereden dönüyor bu değirmenin suyu? Girişimci parkının 4 farklı gelir, 3 farklı gelir modeli var aslında. Bir tanesi SaaS yazılımıyız biz. Abonelik temelli bir yazılım. Ve bu yazılımın... SaaS mı satıyorsunuz? Anlamadım. SaaS. Software as a Service diyeyim o zaman. Yani biz bir yazılım altyapımız var ve bu yazılım aylık abonelik temelli olacak. Hazırlık programı ücretsiz ama ön kuluçka, kuluçka ve ileri kuluçka programlarımız ücret olacak. Aylık abonelik ücreti. Yani giriş farkının girişin ücreti yok. Sadece yazılımın aylık kullanım bedeli var. Bu bir tanesi. Bunun dışında ilerleyen zamanlarda kurgulayacağımız ileri kuluçka aşamalarında ilk yatırımdan alacağımız %5'lik komisyon olacak. Ve üçüncü safhada da bir girişimcilik store, bir mağaza açmayı düşünüyoruz. E-ticaret tarafı. O tarafla da birlikte üçüncü gelir modelimiz eklenecek. Yani girişimciler platforma geldikleri zaman sadece bu SaaS yazılımına ücret ödemeyecekler. Aynı zamanda girişim üye oldukları zaman kendi ihtiyaçları doğrultusunda birçok platforma da erişim sağlayabilecekler. Bunlardan bir tanesi mesela StreamYard. Bunu mesela tek başına almak isteyecek. Ama biz bunları toplu bir şekilde alıp sisteme yüklüyoruz. Oradan bir kod çekebilecek. Mesela bir tanesi Zoom Premium. Bir tanesi KVKK süreçlerini yönetimin Jetlex uygulaması. Bunun gibi birçok uygulamayı biz platforma içine entegre edeceğiz ve girişimler ücretlerini zaten bunların hali hazırda farklı farklı şekilde ödüyorlar, ödeyecekler. Yani girişimcinin girişimcilik yolunda ihtiyaçları olan birçok şeyi aslında biz temin edeceğiz. Aynen. Ve çok da uygun fiyata zaten mal edeceğiz. Hatta bunları öyle bir yapacağız ki şu anki mevcut düşündüğü hayal ettiğimiz yazılıma entegre edeceğiz diyorsun. Aynen öyle. Peki abi başka bir şey lazım mı? Bu kadar mı yani ihtiyaçların? Sadece sana 5-10 tane
süper deha adam bulduk mu bitiyor mu senin dertler? Evet. Keşke süper dehalı işte ekip diyoruz ya işte Okan hocam hep buradan geliyor. Böyle 5-10 tane dehalıya zaten büyük girişimler kurulmuş bu zamana kadar. Bize de öyle insanlar lazım öncelikle. Tabii. Bu erken aşama hedeflerimiz. Peki bunun bir başvuru değil. Formu var mı? Bir yere nasıl başvuracak var. İnsanlar? Web sitemizin ekip istiyorum. Sayfasında linkler var. Ben bulamadım bir şey orada. Nerede link ekip var? Ekip sayfasında ha, aşağıda açık pozisyonlarda. Ha, açık evet. Pozisyonlar ha süper. Oraya tamam, tıkladığı zaman Angel List üzerinden başvuru yapabilirler. Süper. Tamam arkadaşlar ben ekip sayfasını paylaşıyorum. Şu an ya da sonra programı seyredenler lütfen bu ekip sayfasını başvuru yapın. Kabul edilirseniz muhteşem bir ekiple geleceği değiştirme fırsatınız olur. Hem sıkılmazsınız, her gün farklı girişimlerle vakit geçirsiniz. Hem kendi bilişim seviyenizi, pazar seviyenizi, tecrübelerinizi arttırırsınız. Hem de böyle geleceği değiştirme fırsatı elinizde olur. Yani bir tane girişimde değil, binlerce girişimciye destek olmuş olursunuz. Çok daha büyük katma değer üretirsiniz. Evet Enes abi, hayalleri senden alacağız. Evet. Bir abi şeyler istemedi. Fazla bir şey istemedi. Çok ya herkes bugün daha... ne kadar şey abi kimse evet evet. Kimse bir şey istemiyor. Ben kimse şöyle hocam şey biraz... erken girişimci erken... dediğin adam alır karşılık boğazını sıkar abi. Sıkacaksın, yapıştıracaksın, evet. Tokatlayacaksın. Hocam ben böyle bir şey isteyeyim. Bir şey daha isteyeyim. Sonra şöyle geçeyim. Hocam biraz hala. Böyle erken, orta ve ileri aşama olarak biraz hedefleri sınırladık. Daha kurulum aşamasındayız. Lansmanı bu arada Haziran ayının ilk ya da ikinci haftası yapacağız. Biz daha aslında lansmanı bile yapmadık. Ben de sizin bir şeyiniz olun değil mi? Girişim parkı bir şeyim ben de ama neyi bilmiyorum. Eğitmenisiniz evet. Eğitmenim de daha önce eğitim vermedim ama. Evet var daha programlara. Hocam ben de şunu da talep edebilirim. Özellikle biz kendimiz zaten hem ulusal hem de uluslararası düzeyde girişimlere pazarlamadan tutun da ürün yönetimine kadar çok farklı alanlarda hizmetler verecek. Şu an hali hazırda profesyonel firmaları hem bünyemize dahil ettik hem de etmeye devam ediyoruz. Doğal olarak bu tarz profesyoneller ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'deki fikirleri özellikle de yurt dışına da absorbe edebilecek düzeyde ise bizi mutlaka ulaşsın. Onlarla da partnerlikler kurgulayalım şimdiden. Üçüncü olarak tabii ki Özgür abi kapalı ofis dedim. Yani bu fena olmaz. Çünkü biz evet dijital olacak tamamen ama en azından biz ortaklar olarak veya işte ana ekip olarak bir araya gelebileceğimiz bir ortam bu süreçleri daha da hızlandıracaktır. Şu an her birimiz uzaktan bu işi çalışıyoruz, bir şekilde yürütüyoruz ve kendi öz sermayemizle yapıyoruz. Özgür abiyle ayrıyeten iş hayatımız da var. Yani oradan gelen geliri bir şekilde buraya işte yatırım yapıyoruz. Doğal olarak bu noktada da üçüncü olarak hani ben yatırım demeyeceğim çünkü biz bağımlı olmayı çok sevmiyoruz giriş parkı olarak. Çünkü girişimlerimize hizmette sınırı olur o şekilde olursa. Biz destekçi istiyoruz. Yani ne demek destekçi? Aslında bir ana partner veya bir ana sponsorla biz açığız şu an giriş parkı olarak. Çünkü bugün baktığınız zaman hali hazırda pek çok ekosistem arkalarında ya bir banka var ya da bir başka işte otomotiv firması var. Doğal olarak da maddi olarak sürekli destekleniyorlar. Tamam. Bu da süreci hızlandırıyor. Yani şu tamam, an biz kendimiz maddiyatı yani ben koyuyorum. Şimdi diyelim Finans Bank'la konuştuk ya da TEP'le girişim parkını desteklediler. Ne kazanacak girişimci Finans Bank TEP buradan ne kazanacak? Şimdi şöyle hocam, bunun biraz uzun vadeli düşünmemiz lazım. Bugün giriş parkının 6 aylık bir geçmişi var ve şu an bünyesinde 5 tane hemen hemen işini ticarete dökmüş girişim var. Doğal olarak eğer biz böyle bir maddi girişimde desteklenirse bu ekosistem, biz buradan aldığımız tüm geliri zaten ana ekibin dışında tüm bu saydığımız teknolojik yatırıma entegre edeceğiz. Teknolojik yatırım demek de bugün girişimler demek olacak. O da uzun vadede çok uzun olmamak kaydıyla aslında bir maddi getiri demek olacak. Ana ya ben şunu söylüyorum. Hı. Senin o %5'in tebrik dikkatini şey yapmaz. Çok da umudu olmaz. Yani girişimciyse evet. %5, %10, onun önce 3 kuruş para değil. Yani TEP sana yatırım yapınca TEP ne kazanacak? Şöyle aslında hocam burada en önemli kazanacakları şeylerden biri de tabii ki yani daha çok bizim onlardan kazanacağımız bir şey var burada. Ne demek istiyorsun? Niye? Bugün... Onlar sizin sayenizde gençlere ulaşacak. Onlar sizin sayenizde... Evet ya bir PR olacak onlar için. Onlar sizin sayenizde geleceğin iş kadınları, evet. İş adamları şimdiden bağlamış olacaklar. Evet evet. Onlar sizin sayenizde PR yapacaklar. Diyecekler ki biz böyle gençlere yakınız, biz böyle iyiyiz, evet, böyle güzel evet. Bankayız, paranızı bize verecekler. Bakın ne kadar geleceği düşünüyoruz, ülkemizi ne düşünecekler. O kadar çok kalacakları şey var ki. Sen bunu bir bankaya söylediğinde zaten girişimci parkına gibi bir ekip şeye yatırım yapmak şu an bir banka için hem çok ucuz onlar için hem de müthiş, güzel bir yatırım. Uygun şey yatırım. Buna da en uygun kültür olarak banka TEP, Finans Bank ve İş Bankası. Bence bunlara direkt bu benim anlattığım cümleleri yazıp mail atın.
Bunlardan biri zaten gelecektir diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani bu tür araçlarımız var. Keza büyük federasyonlar da olabilir. İş Adamları Federasyonu gibi. Bu tür destekleri ve ana sponsorlukları ekosistem olarak açığız. Ancak herhangi bir yatırım şu an için söz konusu değil, düşünmüyoruz. Onun dışında tabii ki hayaller kısmına gelirsek, biz giriş parkını 5 yıl sonra gerçekten bünyesinde var olacak girişimler sayesinde, nasıl diyeyim, belki daha iyi anlarsın, bir holding gibi görüyoruz aslında. Yani bünyemizde pek çok farklı sektörde girişime hayat vermiş, ülkesine bir katma değer sunan ekosistem olmuş. En azından girişim fikirlerine bir şekilde sahiplik ederek onları bir ileriki aşamaya taşıyan bir ekosistem olarak görüyoruz. Yani bu durumda da tabii ki en büyük hayalimiz gerçekten bu. Yani bünyemizde verimli bir girişim ekosistemi kurmak. Çünkü az önce çok güzel sizin arkadaşınız bir şey yazmıştı. 5000 tane girişim giriyor, 5 tane girişime denk gelemiyoruz diye. Biz giriş parkında bunun gayet farkında olduğumuz için aslında yola çıktık, hikayemizi oluşturduk. Bizim amacımız 5000 girişim değil, 100 girişim olsun ama 100'ü de gerçekten bir problemi çözen, hali hazırda bir ihtiyacı karşılayan, hem kendisi kazanan hem ülkesine ya da işte nereye kazandırıyorsa, yani verimli bir şekilde bunu sağlayan bir girişim olsun istiyoruz. 5 yıl sonra da kendimizi burada konumlandırıyoruz. Şu an geldiğimiz 6 aylık bir noktada hala hizmete başlamadığım halde, dediğim gibi verimliliğimiz gayet iyi gidiyor. Bu yani hocam, en büyük hayalimiz bu. Gerçekten büyük bir aile olmak. Bence olacak. Bunların hepsi çok da iyi gidiyorsunuz. Bu arada Emre yazmış. Ben de diyorum kim bu diye. Biri bana güzel bir şey yazmış. O yüzden okuyayım. İlk defa sağ olun ya. Saatlerdir kimse iyi bir şey yazmadı bana. Emre Uzun yazmış. Okan hocam, sizin gibi değerli mentorlara gerçek ihtiyaç var. Girişimci yaptığı işin derinliğiyle değil, amacı uğruna mücadelesi üzerinden desteklemeniz Türkiye'nin ihtiyacı olan bir zihniyet. Emre, bu cümleyi kurmak için programın sonuna kadar TDK'nın içindesin galiba. Güzel bir cümle olmuş. Teşekkür ederim. Emre çok sevdiğimiz bir dostumuz hocam. Birlikte de aslında iş geliştirme yapıyoruz. Yani yakın işler yapıyoruz. Bir startup, onların da bir web projeleri var. Onlarla da birlikte geliştiriyoruz. Onu da eklemek istedim. Valla cümle güzelmiş. Bir şey anlamadığıma göre iyi bir şey de söyledim düşündüğüm için de. Güzel cümle. İyi bir yazar diyebilirim. Arkadaşlar teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdık. Normalde bir saat program, bir buçuk, iki saati de geçti. Ama çok keyifliydi benim için. Ama dinleyenler de yoruldu, siz de yoruldunuz. Teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah bu talepleriniz, istekleriniz birileri tarafından duyulur. Ve yerine getirilir. Ve bu da benim hani son cümlem olsun. Her Türk vatandaşının vatana nasıl bir borcu varsa, her girişimciyi desteklemek gibi size hizmet etmek onların en büyük vatan borcudur. Ve inşallah da bunu duyan, anlayan birçok insan da size ulaşacak, destekleyecek. Zaten ben de onlardan biri olacağım. Görüşmek üzere. Herkes böyle yapsın. Bay bay yapalım. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.